Kıymetli dostlar, merhabalar. Tekrardan beraberiz. Fikir Yongaları kaldığı yerden ikinci bölümüyle devam ediyor. Şimdi kıymetli hocalarımız Deniz Erten hanımefendi ve Sadık Yemni hocamızı yayına alarak kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ben konuşmadığım için şu anda ben konuş yoktur. Hocam hoş geldiniz. Şimdi Deniz ablayı da alacağız yayına inşallah. Ben davet ettim ama. Şu anda davet gönderemiyorum. Davet edildi diyor. Şu an ona bir yanıt gelmezse tekrardan bir daha davet gönderirim. Çok güzel bir yayın oluyor değil mi hocam? Evet evet. Güzel, dinamik, candan. Şimdi ikinci bölümde bölmeyiz. Gittiği yere kadar gider artık. Bu bir çünkü ilk bir saatte bazen sorun çıkartıyor, kaydetmiyor falan. Mecburen bir durdurmak zorunda kaldım. Daha önce de yaşadık ya hocam. Yayınımız çöp oldu. Evet. O yüzden. Öbür bir saati de normal bu şeyle, tempoyla gideriz. Tekrardan davet ettim hocamızı. Valla sabaha kadar olsa dinleriz demiş. Vallahi hocamız yorulmasa anlatsa biz de dinleriz. Deniz ablamız anlatsa biz de dinleriz. Gerçekten derya deniz ilmi var. Sadık hocamın da öyle ama Sadık hocam hiç hemen diyor ki işte ben bir şey bilmiyorum diyor. Şöyle böyle diyor. Kendisini saklamaya çalışıyor Sadık hocam. Ablacığım hoş geldiniz tekrardan. Hoş bulduk. Şerefler verdiniz. Çok güzel bir yayın oluyor. Birinci bölüm çok güzeldi. Hani kapatıp açmamızın sebebi siz de biliyorsunuz. Instagram bazen kaydettirmiyor. O yüzden bir kapattık açtık ama artık şu anda gidebiliriz. Gittiği yere kadar kapatıp açmayacağız başka. Gittiği yere kadar gideceğiz. Sadık hocam siz bir şey diyordunuz. Oradan devam edelim. Evet. Ani ilhamla esmaları çünkü kimyacı kafamla hep fizik kimya ile esmalara bir başka türlü bir bilinç var bende ama böyle şey biraz atıl duruyor. Ama bu akşam şimdi kafamda küçük bir parlama oldu. Şeye benzetiyorum Deniz Hocam. Mesela gluon, graviton, foton diyoruz değil mi? Bir tanesi ışığı yani taşıdığı kabul edilen, öbürü yer çekimini, bir tanesi yapıştırıcı güç. Esmalar da böyle bu tür yapılar değil mi aslında? Ya şöyle düşünün. Evrenin yapıları yani. Kesinlikle. Zaten evet. Şöyle düşünün. Mesela ben bunun mesela örneğini vermiştim geçen yayında. Hatta Ceyda'cığım canımın içi. O da hocam dedi ne kadar önemli bir örnek bu. Mesela sanıyorum 4 ya 5. kitapta yine kainatın sistemini anlatırken şunu anlattım. Şimdi biz diyoruz ki Kur'an'da yani deniyor ki Allah seyri olup hesaptır. Yani hesapları çabuk tutandır. Şimdi sen Allah'ın hani seriül hesap diye bir ismi var. Hesapları çabuk tutandır. Şimdi herhangi bir şekilde bir insana bunu sorduğunda sana şöyle söylüyor. Yani işte diyor Allah diyor hesapları çabuk tutar. İşte hani yaptığını bulursun hani karşılığını verir Allah falan. Aslında burada şimdi çok son derece bilimsel yine bir açıklaması var bunun. Sistemi ilahi bir bilgisayar gibi düşünürseniz seriül hesap demek hani biz böyle bilgisayarı açtığımızda bilgisayar sürekli hesaplama yapar ya. Mesela bir şey girersin. Atıyorum Ömer, Faruk. Şimdi o tarıyordur. İsim mi gelecek mesela? Hani iyi yazarsın. İyi şey işte iş bilir. Şöyle ederek. Orada ispiri getirir sonunda sen. Devam ettikçe ispiri getirir. Evet, evet. Sistem de böyle. Yani neyi ararsan onu buluyorsun ve sistem sürekli bir hesaplama üzerine. Yani Allah'ın
bu bizim bilgisayar, insanın ürettiği her şey aslında. Yani bakın, cyborg üretmeye çalışıyorlar. Biz de Allah'ın cyborguyuz yani, öyle baktığımda. Tabii Allah, tabii yani. Anlatabiliyor muyum? İnsan hani diyor ya Yasin suresinde, hani hasım olmaya çalıştı Allah'a. Yaratım, hani yaratım. Aslında sen ne bileyim radar sistemini arıdan öğreniyorsun. İşte ne bileyim alışveriş merkezi yapmayı işte termitten, işte karıncalardan öğreniyorsun. Sen aslında işte pervane böceğinden, işte helikopter böceğinden helikopteri öğreniyorsun, onu öğreniyorsun, bunu öğreniyorsun. Yani sonuç itibariyle işte yarasadan ekolokasyon öğreniyorsun. Sonuç itibariyle sen hep yaratımlar üzerinden zaten. Hani bize dedin ya Ömer'im, işte dediler ki bilim böyle diyor, sen de Kur'an'da bununla buluşturuyorsun. Ona bakarsanız bilim de kainatın, yani açık Kur'an'ın üzerinden işleyen bir şey. Evet, aynen öyle. Aynen öyle. Yani evet. O yüzden de burada ki mesela Allah seyrul hesaptır ne demek? Sen sisteme hangi yüzüyle girersen o sistem sana onu verecek. Çünkü bizim bizim meselemiz şu. Biz esmaların sistemin mesela çok basit bir şey söyleyeceğim. Kap ve bas. İşte dervişten bahsederken kap haline girdi, bas haline girdi falan diye bahsedilir. Hani kap bas, kap bas. Bakın kalp. Kap bas. Kap bas. Kalp. Aslında kap ve bas esmasını burada görüyorsunuz kalpte. Veya dünya 23 dakikaya bir nefes alıp veriyor. Kap bas. Kap bas. Yani esmalar kainat sisteminin işleme şekli ve beynimizin çalışma şeklidir. Çünkü kainat insanın beyninin büyük halidir. Dolayısıyla biz bunları fark ettiğimizde bu sefer şöyle oluyorsun. Ya mesela Allah yerlerin ve göklerin nurudur yani. Şimdi biz zaten ışıkla iletişim yapıyoruz. Işık odunları içinde görüyoruz. Biz ne görüyoruz? Her şey ışık. Işık yüzünden. Yani şimdi başka mesela ne örnekler verebiliriz? Mesela vahid. Baktığında her şey birbiriyle bağlantılı. İşte holografik evren anlatımı bunu çok güzel açıklıyor. Yani bunda evet. Bu şekilde baktığında diyorsun ki Allah-u Ekber ya diyorsun. Yani bak diyorsun mesela Allah işte yine dediğim problem şu. Kur'an'da Allah dendiğinde hani işte hüve, Allah, rububiyet, işte rahmaniyet, melikiyet mertebelerini bilmediğimiz zaman Allah esması kullanıldığında Kur'an'da sistem içinde Allah dendiğin, yani ismi cami dediğimiz, hani ismi celal zatı için, ismi cami dediğimizde sistem için. Dolayısıyla çünkü ismi cami nedir? Bütün bir kainat Allah'ın teşkilatı değil mi? Dolayısıyla sen Allah seriul hisaptır dediğinde şunu söylüyor sana. Bak diyor, kulum diyor. Bu sistem diyor, senin yaptığını derhal sana geri vermek üzere kurulmuş bir sistemdir. Çünkü Allah hesapları, çünkü kompütasyon üzerine kurulmuş bu sistem. Bu tür bir ilahi bir bilgisayar bu. Girdiğinin karşılığını sana tıtır 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 aratır verir. Ne diyor Mevlana Hazretleri? Ne ararsan onu bulacaksın. Sistem var evet, çünkü. Evet. Anlatabiliyor muyum? O sebeple esma dediğimiz şey kişide nedir peki? Kişide yetenektir. Mesela bir kişinin atıyorum semi esması daha yoğunsa belki duyma yeteneğinde daha büyük bir şey vardır. Evet. Mesela saniye esması sanatçı olmasını sağlayan bir şey. Yani esma dediğimiz şey aslında bizim kişideki tezahürüyle, yani sistem bizdeki tezahürüyle yeteneklerimiz. Yani çocuğun esması neye meyilli mesela? Mesela sizin demin anlattınız ya kimyacı olmanız falan. Ben direkt sizin böyle esmalarınızı düşünmeye başladım. Dedim ki acaba şöyle midir, böyle midir? Hani yazmanız, yazma şey işte yeteneğiniz. İşte biz bunları üzerinden kişiye bakabilsek, herkes esma terkibi olduğu için, sistemde bir esmalar tecellisi olduğu için sistemi anlamak çok daha kolay hale gelir. Dolayısıyla da bu bilim adamlarının debelenişini ben görüyorum. Ve bizden çok daha fazla çırpınıyorlar. Belki inanç olarak bizim, bir de biliyor musunuz bazen mesela ben en son olduğum gruplardan bir tanesinde bir kardeşimiz girdi. Dedi ki ben dedi çok sorun vardı dedi. Namazı bırakmış. Ben çok Müslüman bir aileden geliyorum dedi. Amerikalı bir kardeşimiz. Bu konuşmayı dinledikten sonra dedi. Size sorularımı sorup cevaplarımı aldım dedi. Daha fazla sorularım da var ama dedi. Gittim namaz kıldım, size de dua ettim dedi. Çünkü Allahu dedi, Ekber. Allahu Ekber. Yani şimdi ya Hazreti İbrahim bile diyor ki Allah'ım ben biliyorum ki senin ölüyü diriltebileceğini ama kalbim mutmain olsun diyor ya. Yani son derece normal bir şey bu.
Yani onun için yani şunu demek istemiştim. Şarjıma şey yapayım, ne takayım bu arada. Şunu demeye çalışıyorum. Bunun aşkınızı artıracak. Aşkınızı artıracak. Yani Allah'a güvenin. Çünkü nasıl diyeyim? Mesela Copenhagen yorumu var. Çift yarık deneyi. Evet. Bir de birleşik alan teorisi var. Yani bunlar hepsi aynı anda geçerli. Hepsi aynı doğru. Yani evet, evet, evet. Anlatabiliyor muyum ben? O yüzden de korkmayın ya, Allah'a güvenin ya. Allah'a güvenen bilimden korkmaz. Eski bilim, eski ya, baktığımda Fibonacci şeylere, işte altın oranları, bunların hepsini bizim İslam alimleri bulmuş arkadaşlar. Tabii tabii. Evet. Tabii. Ben de onu diyorum yani 11 10 9 10 11 hatta 12 öyle bir şey gelmiş ki yani İslam alimlerinin. Aynen öyle. Öyle bir birikim ki inanılmaz bir şey. Aynen. Hocam bu sizin söylediğiniz noktada rahmetli Ahmet Yüksel Özemre Hazretlerinin o da hem bilim adamıydı hem de bir sufiydi Ahmet Yüksel Özemre. Kendisinin Çağdaş Tefsir'de Vehmin Egemenliği diye bir kitabı var malum haliniz. Orada sizin buyurduğunuz hususları söylüyor. Şöyle hani aslında bizim gibi yani Kur'an-ı Kerim'le bilimi birleştiren insanları savunarak şu cümleyi söylüyor. Diyor ki ya siz Kur'an-ı Kerim'e mi güvenmiyorsunuz? Aynı soruyu soruyor. Bir Allah'ınıza bir güvenin, bir Kur'an-ı Kerim'e bir güvenin diyor. İki, sizin söylediğiniz gibi diyor ki bilim şu anda zaten hangisinin ya X, Y, Z, F ortaya bir şeyler koyuyor ama bir diyor bunların hangisinin doğru olduğunu daha kendi de anlamadı. İki, çoğu durumda da diyor yine sizin buyurduğunuz gibi ablacığım çoğu durumda da diyor bu fizikte ya da matematikteki bu sistemler aynı anda da geçerli olabiliyor diyor. Tabii dolayısıyla ki. Kur'an-ı Kerim hiçbir zaman yanılmıyor diyor yani. Tabii Çağdaş Tefsir'de Vehmin Egemenliği kitabında. Sizin ben söylediğinizi de, söylüyorum. Muhittin Ayıp Hazretleri'nin söylemi üzerinden düşünürsek Allah'ın hayal alemi, hani biliyorsunuz misal alemi, hayal alanı, burası bir hayal alanı. Allah'ın bilincinde olmayan herhangi bir şeyi hayal edemezsin. Evet, evet. O çok çeşitli söyleniyor değil mi hocam o söz? Tabii. Yani Allah gerçekleşmeyeceği şeyi kuluna vehmettirmez. Evet. Şeklinde. O da başka bir, o da başka. O da bir başka versiyon, başka evet. Bir versiyon. O başka bir versiyonu ama burada yani senin düşüncelerin dahi ne kadar yani bu Allah'ın bilinci içinde çünkü bütün esmalar olduğu için. Yani evet. Dallin esması da var. Onun da ürettiği düşünceler var. Dolayısıyla sen bir şeyi kötü düşündüğünde onu düşünme potansiyelin yine senin o esmanın hani dengesiz bir şekilde senin bedeninde tezahür etmesinden kaynaklı varlık yani. Alanında. Evet. Evet. Çünkü, evet. Çünkü bizim şimdi biz neden şimdi bak mesela Bismillahirrahmanirrahim. İnne dini inde Allah İslam diyor. Şimdi bak. Diyor ki Allah'ın yanındaki din İslam'dır. Ama Rabbin yanındaki din demiyor bak. Allah esmasının yani evrensel olanın. Dolayısıyla Allah'ın yanındaki din işte teslimiyettir. Sizin borcunuz teslimiyettir diyor. Şimdi din bir de borçta demek ya. Yani şunu demek istiyorum. Kulun yanındaki din demiyor. Biz genelde İslamiyet'i kulun yanındaki din üzerinden yaşadığımız için çok fazla birbirimizle kavga eder haldeyiz. Yani işte evet. işte mezheplerin arasındaki tartışma. Bunlar zaten hep bu şeytanın takımının üretip insanların hani kendi onların evet, ekmeğine evet. yağ süren maalesef evet. çok büyük bir tuzak. Ama bu tuzağı hep yaşamışlar. Tarih boyunca yaşanmış evet, bu. Evet. Bayağı çok uzun da yaşamışlar yani. Çok uzun yaşamışlar. Ve Evliyaullah hep taşlanmış. Yani hatta Hazreti Mehdi'nin geldiğinde inanmayanların öncelikle yani Müslümanların arasından kaynaklanacağı biliyorsunuz anlatımı var. Özellikle evet, evet. hakikat ve marifet bilincine ulaşmamış İslami anlayışta olanların. Dolayısıyla şunu söylemeye çalışıyorum. Temelde Allah'ın bilincinden başka bir şey yok. Çünkü biz hani diyor ya Mevlana Hazretleri sen bir düşünceden ibaretsin. Yani bir anlık Allah bir anlık görmüş, düşünmüş ve bizler ve bu sonsuz alem olmuş yani. Allah'ın kudretine bakın. Evet. Evet, evet. Yani o sebeple bunları
dediğim gibi boyutlar, ayetleri derinlemesine önce 4, sonra 7, sonra 70, sonra sonsuz kademe içinde anlamaya çalışmak lazım. Ve anlamadığın yerde Allah'a güvenmek lazım. Yani hemen kalbini bozmamak lazım. İşte o vehim. Evet, evet. Ama biz genelde işte diyorum ya, Allah'a inanıyoruz da Allah'a güvenmiyoruz. Problem orada zaten. Evet. Problem orada. Evet. Evet. Abdülkadir Geylani Hazretleri. Hocam buyurun. Bir şey diyordunuz. Buyurun hocam. Buyurun hocam. Su küçüğün peki. Söz vereyim. Buyurun. Metaforum var hocam. Şöyle söyleyeyim. Allah yüce yaratıcı, ana bileşeni silisyum olan balçığa ruh üfledi. Çok iyi. İnsan ana bileşimi silisyum olan çipe akıl rapt etti. Ya. İşte diyorum ya, hasım diyor ya. Hasım. Evet. Evet. İşte cyborg evet. Dediğin şey aslında sen kendisinin ruhundan üflediği ve bir tür kap oluşturduğu, kap yaptığı. Ha. Sen de aynı malzemeye. Tabii ki. Evet. Yani, ve onu şey, kendin büyük icadın yarattın zannediyorsun. Zannediyorsun. Hani birileri, yani kendini bilmeyenler yani. Tabii Allah'ı evet. Takip ediyorlar evet. Sürekli. Evet. Ve diyorum ya, yani bilim ürettiğini zannedenler de yine Allah'ın yaratımını taklit ediyorlar. Yani işte evet, arıya evet. Baktı, radar sistemi, demin örnekler verdik ya. Bunlar da Allah'ın yaratımını taklit ediyorlar. Yani kim ne yaratabiliyor ya, siz bir sinek değil. Sineğin kanadını yaratamıyorsun ki. O yüzden var olan şey üzerinden, açık Kur'an üzerinden bir takım çalışmalar yapıp, kainat açık Kur'an'dır ya, çünkü her şey ayettir. Yani evet. İşte bunların hala işte ondan sonra diyorlar ki neden işte İslam ülkelerinde maalesef sürekli problem var. Mesela genel olarak inanmayan kardeşlerimizin ilk soruları bu oluyor. Hocam bu kadar güzel bir dinse hani bu. Neden işte İslam ülkeleri böyle? Ya bu din muhteşem. Hani İslam muhteşem ama Müslüman muhteşem değil. Çünkü hepimiz çok eksik varlıklarız ve kendi üzerimize çalışmak yerine... Üzerimizde biraz fazla çalışılmış. Çok gayret var. Tabii ama ne var biliyor musunuz hocam? Tek başına böyle izah edilmez tabii ki. Hocam şunu söyleyeceğim. Yani şeytan bakın. Şimdi Azazil, iblis olmadan önce şimdi kendi içinde o potansiyeli taşıyordu değil mi? Şimdi evet. O potansiyel nasıl açığa çıktı? Şimdi Azazil kendisi bilmiyordu ama içinde o potansiyeli taşıdığını. O zamana kadar meleklere ders veriyor. Havası yerinde yani. Ve hatta diyor ki bakın diyor bir haber aldım diyor. Aramızdan biri kayacakmış diyor. Aman dikkat edin diyor. Ama kendi üstüne alınmıyor evet. Yani onu. Ondan sonra ne oldu? Adem'e secde et imtihanıyla karşılaştığında kendi içinde var olduğunu dahi bilmediği bir potansiyel ortaya çıktı. Ve ne oldu? Adı İblis'e. Yani biri iki görene çıktı. Evet. Şimdi İnsanda olmayan potansiyelleri kimse hareket ettiremez. O potansiyel sende var ki. Ancak. Sen de o zaman tuzağa düşüyorsun. Yani. Evet. Yani demek istediğim şey şu. Demek ki mesela kıskançlığımız var ki birbirimizi yiyoruz. Doğru. Oysa ki kalbi, yani işte nefsi tezkiye. Neden tasavvuf bu kadar önemli? Çünkü nefsi tezkiye olmadığı zaman öğrendiğin ilim seni gerçekten kibre ve şeye taşıyabilir. O yüzden de kendine varlık vermeye taşıyabilir. O yüzden de öncelikle kendi potansiyellerini Allah sana seni saflaştırmak için, senin farkında olmadığın potansiyellerini göstermek için sana imtihanlar sunuyor sistemde. Burası bir müfredat uyguluyor sana. Allah'ın, herkesin okulu var da Allah'ın okulu mu yok işte? Allah bu okulda sana ya ben hiç böyle bir şey yapmam, ben kimseyi kıskanmam diyorsun. Bir bakıyorsun kıskanmaya başlıyorsun. İşte içindeki potansiyel o saflaşması için o fitneyi getiriyor önüne. Senin o bakırını hani altından ayırmak için ve onunla seni bocalattırıyor. Ve ondan sonra da evet. Senin zaten kim olduğun kendine aslında kendine açığa çıkıyor. Allah biliyor senin kim olduğunu. Neye dönüşeceğini de biliyor. O sebeple ben kurban psikolojisinden bakan bir insan değilim. O yüzden hep şunu düşünüyorum. Demek ki bizim eksiklerimiz çok. Bizim problem, evet. Bizim kendimizle ilgili bu sanal dünyaya ilişkin yani para, la ilahe illallah, Allah benden başka kimseye tapmayın demesinin sebebi Allah'ın adaleti tecelli ettirmesi bu dünyada, bunun için kurallar koyması ve senin herhangi bir şekilde para, makam vesaire için
başka insanlara zarar vermeni engellemek istemesi. Allah'a sen tapsan ne olur, tapmasan ne olur? Allah'ın cebine bir şey girmiyor. Seni yollar, yenisini getirir yani. Allah evet. Sistemi korumak için bu kuralları koyuyor. Birbirini öldürme diye yani. Ne diyor? Benden başka kimseye kulluk etmeyeceksin. Neden? Çünkü sen işte atıyorum Ömer benim patronum. Ben Ömer'e kulluk edersem, Ömer derse ki bana şu yanlışı yap. Ben Allah'a yanlış yapmaktan, Allah'ın sistemine yanlış yapmaktan değil de Ömer'in sistemine yanlış yapmaktan korkarsam. Tamam, hikaye bitmiştir. Bitti zaten işte sen. Evet, evet. İşte durumun özeti belki bu sözdür. Evet. Şimdi burada bu benim de aklıma şunlar geldi. Destur varsa ben de şunları arz edeyim. Birinci husus sizin hani verdiğiniz son örnek üzerinden Yavuz Sultan Selim'in huzurunda bir vezir var. Padişahla konuşuyorlar. Tam o sırada ezan okunuyor. Padişah da yerinden doğrulmamış. Yani ezan okunurken normalde Topkapı Sarayı'nda şöyle bir adet vardır. Eğer padişah şeydeyse, saraydaysa saray camisinde, mescidinde eda eder genelde Topkapı Sarayı'nda. Şimdi yerinden doğrulmamış. Vezirde de hiçbir hareket yok. Vezir de derdini anlatmaya devam ediyor. Padişah biraz daha böyle dinlemiş ama ezan okunuyor o sırada. En son Yavuz Sultan Selim sinirlenmiş, ayağa kalkmış demiş ki bire demiş Adem, Allah demiş namaza çağırıyor, ezan okunuyor. Sen hala çok kıymetli bir kaynaktan okudun bunu. Hala demiş sen burada dünyevi meseleleri anlatmaya devam ediyorsun, susmadın, ezanı da dinlemedin. Demiş ki Efendimiz siz demiş namaz için hareket etmeyince ben demiş hani şu anda gitmeyeceğimizi zannettim demiş. Yani sizin buyurduğunuz gibi abla yani hani padişah aslında orada onu sınamış. Normal şartlarda ezan okunurken padişah ve maiyeti saray mescidine doğru yol alırlar. Ama padişah orada veziri sınamış ve vezir orada o hatasından dolayı azledilmiş. Yani onun yapması gereken şey orada aslında Yavuz Sultan Selim diyor ki senin burada yapman gereken şey sultanım ezan okunuyor ben susayım hadi buyurun namaza gidelim demen gerekiyordu diyor ama bunu yapmadın diyor. Hani verdiğiniz örnek üzerinden söyleyeyim bir de bu şeytanla alakalı bahsi anlatınca yine Muzaffer Efendi Hazretleri aklıma geldi. Şimdi Muzaffer Uzak Efendi Hazretleri şeytanla karşılaşmış. Kitaplarında anlatır, sohbetlerinde anlatır. Şeytan Muzaffer Efendi Hazretleri'ne demiş ki ya demiş Muzaffer ben bu insanlardan demiş çok üstünüm. Muzaffer Uzak Hazretleri demiş ki bu nereden çıktı demiş ya buna kadar büyük bir saçmalık. Şeytan demiş ki ya demiş ben Allah bana dedi ki bana secde et. Ben zaten ediyordum demiş yani Allah'a secde ediyordum. Hani siz iki gören buyurdunuz ya onun da aslında biraz kendimce izahı olsun diye araya girdim. Ben zaten ediyordum demiş. Ben demiş bu insanlardan niye üstünüm biliyor musun? Kendine secde ediyordum. Bana dedi ki Adem'e secde et. Benim demiş sıkıntım orada oldu. Bu kullara ne oluyor ki demiş yani. Bu kullara ne oluyor ki bana secde et diyor. Bana secde etmiyor. Yani Allah'a secde etmiyorlar diyor şeytan. O zaman da diyor dolayısıyla diyor şeytan. Ben diyor bu insanlardan büyüğüm diyor. Muzaffer Efendi şeytanı kovalamış. Ve arkasından da diyor ki ey namaz kılmayan, alnı secdeye değmeyen insanlar. Şeytanın diyor bu hitabından utanın, irşad olun ve Allah'a secde edin diyor. Bir de bu Kur'an-ı Kerim'le ilgili hususta Kur'an-ı Kerim'in çok katmanlı olmasıyla ilgili hususta da aklıma gelen şey hususu söyleyip hemen yine sözü size devredeyim. Meşhur Molla Fenari Hazretleri Bursa Ulu Camii'nde Fatiha suresinin 7 farklı tefsirini yapmış ve sonra da 3 kapıdan aynı anda çıkmış malum haliniz. Abdülkadir Geylani Hazretleri de Fatiha suresinin bir sohbette 40 farklı tefsirini yapmış. Huzurdaki alimler 11'den sonrasını anlamamışlar. Yani hani siz buyuruyorsunuz ya ablacığım Kur'an'a güvenin, Kur'an doğrudur, Kur'an'da bilim de vardır, Kur'an'da her şey de vardır ama biz göremiyoruz, biz anlayamıyoruz tabii, diyorsunuz biz ya. Biz anlayamıyoruz. İşte sonu yok yani sonu diyeceklerim yok. Bu kadar. Buyurun. Evet. Yok devam edelim lütfen. Çok güzeldi. Bu zaten hani sırf karşılıklı bir konuşma ve interaktif olması çok güzel bence. Ya işte Muzaffer mesela aslında Muzaffer Baba'nın anlattığı şey şu an yani aslında bak bu gerçekten hani böyle insanlara belki de sadece hani bir gün bir video çek sadece bu hikayeyi anlat. Çünkü benim de çok sevdiğim Tevfik Baba da hep anlatır bu hikayeyi.
Neden? Çünkü o diyor ki bak, o herkese tapıyor onlar. Onlar herkese secde ediyor. Ben hani Adem'e etmedim. Çünkü sadece sana ettim. Hani sen, Adem'deki seni göremedi. Biliyorsun. Onun için Adem'e etseydi ama. Allah etmiş olacaktı yine. Tabii, iki gördü. Tabii iki gördü. Fakat biz 100.000 görüyoruz yani. Evet, maalesef. O iki görüyor da biz 100.000 görüyoruz yani. Ve ben hep söylediğim bir şey var. Kişi denenmediği günahın masumu değildir yani. Evet. Yani sen mesela Michelle'le ilgili konuşuyorduk. Dün mü, evvelsi gün mü adalet meselesiyle ilgili konuşuyorduk. Şimdi mesela insanların adalet, şimdi Allah'ın adalet anlayışı var. Bir de insanın adalet anlayışı var. Şimdi sen dünyada baktığında bizim adalet anlayışımızda işte hocamızın bahsettiği gibi dünyayı bu kadar gördüğün bir alanda sen mesela zorluk çeken birinin yaşadıklarını adil görmüyorsun. Diyorsun ki birisi bu kadar rahat yaşarken o böyle yaşıyor falan. Ama Allah'ın gözüyle baktığında, Allah'ın aklıyla, yani evrensel uluhiyet aklıyla baktığında ne oluyor? Sen uyandığında, kıyamet gününde keşke ben o hayatı ben yaşasaydım diyeceksin. Çünkü hani burada rahat eden, tam tersi öbür tarafta eğer ki hani bu rahatlık, anlatabiliyor muyum? Uyanış barındıran bir rahatlık değilse, huzur barındıran değil de hani böyle bir eli yağda bir eli balda, dünya umurunda değil, ona buna kötülük yapıyor, her şey yapıyor falan. İşte o, şimdi bizim işte diyorum ya, o kadar ciddi bir adalet var ki aslında. Ve bu dünyada tersler düzler ters derim hep. Uyandığında sen o insanların yaşadıklarını özeneceksin. Çünkü uyandığında, o perdeler kalktığında, demin hocamızın söylediği gibi bu kadarla sınırlı olmadığını fark ettiğin noktada o adaleti çok net göreceksin. Biz işte gördüklerimiz üzerinden değerlendirdiğimiz için başka Rabler edinebiliyoruz. Diyor ya Yusuf Aleyhisselam. Birçok hani Rabbüler bab, hani birçok Rablar, birçok diyor Rabler mi edinmek iyidir ey diyor zindan arkadaşlar. Zindan arkadaşı ne? Demin hocamızın söylediği gibi bu beden zindandır ruha. Bu beden senin bu kadar bir alemde yaşadığını zannettiren şey. Ey zindan arkadaşlarım diyor. Birçok Rabler miydir yoksa vahid ve kahhar olan Allah mı diyor? Şeydir diyor. Hani ona mı inanmak iyidir? İşte biz bu beden kalıbı içinde, bu beden zindanı içinde bu gerçeklikte kayıtlı olduğumuzu zannediyoruz. Oysa ki bak mesela şimdi ben telefonumu şarja koyduğum için iPhone'u böyle elimde havada tutmak zorunda kalıyorum. Dolayısıyla hareket ediyor böyle bak. Bak hareket ettiğimde beni oynuyor görüyorsunuz değil mi hocam? Evet. Oynuyor görüyorsunuz. Oysa ki bakın gözüm, bize sakkat dediğimiz şey, birisine yakından bakın gözüne, göz sürekli tarama yapmak zorundadır. Karşı taraf, yani eşyaları görebilmek için. Göz sürekli tarar. Bak şu kadar hareketle ben sallanıyorum ama senin göz bebeklerin sürekli taradığı halde, saniyede 4 veya 5 kere mi hareket ettiği halde sen neden beni sabit gibi görüyorsun? Öyle bir görme ihtimalin yok ki, çünkü beynin onu sana sabit gösteriyor. Çünkü sistem sana sabit bir gerçeklik veriyor. Hani dokunabildiğini zannettiğin bir gerçeklik veriyor. Aslında elinin elektronlarıyla masanın elektronları birbirini ittiği için senin bunu dokunma hissi yaşaman bile ihtimal dahilinde değil. Anlatabiliyor muyum? Evet. İşte evet. Bu duyuların kalıbı içinde, bu hapishane içinde ey zindan arkadaşlarım diyor. Bir sürü Rabler edinirsin tabii. Çünkü sen El Rezzak'ı patronun zannettiğin müddetçe sen onu put edinmişsindir yani. Allah evet. Diyor ki Allah, yani bütün isimlerin toplandığı uluhiyet makamı diyor ki ona değil bana diyor tap diyor. Onun için innettiğini indallah İslam. Allah'ın yanındaki din İslam'dır. Yani evrensel bakıştaki din aslı odur. Sen kendine ilişkin bir Allah yaratırsın, kendine ilişkin bir din yaratırsın, kendine ilişkin bir peygamber yaratırsın kafanda ve bunun da İslam olduğunu zannedersin. Sonra da ona isyan edersin. Değil mi abla, işte sonra da ona? Veyahut da onu, başkasının İslamiyet anlayışını onun için beğenmezsin. Yani evet, işte, evet. Mesela ayrım, bu mezheplerin ayrımında vesairesinde, yani çok basit. Diyor ya Hazreti Ebu Yezid el-Bestami Hazretleri, herkesin bir Allah'ı var, benimki peygamberinki aleyhissalatü vesselam. Evet, benimki peygamberinki kötü... çok güzel bir söz. Benimki çünkü sen her kötülüğü yapıp ben Allah diyebiliyorsun, hani Allah deyip evet. Namaza varıyorsun evet. Ama peygamberinki öyle değil işte. Çünkü peygamber Allah makamını, Allah bilincini en iyi anlamış insan.
O yüzden senin Allah'ınla benimki aynı değil. Ben Rab mertebesinde kaldıkça Kur'an'da Rabbi, benim Rabbim, Rabbena farkı bu tip şeyler, işte bu tip şeylerden kaynaklanır. Yani rububiyet, uluhiyet farkı da bundan kaynaklanır. Bu ayetleri okurken bazen kendi Rabbi hasıyla konuşuyordur kişi. Rabbi dediğinde, hatta hangi sureydi? 38 miydi ya? Ahzab 38 miydi? Neyse bakarım bir. Ya orada Hud 56 mı? Hud 38 mi? Orada o kadar güzel bütün kademeleri vermiş ki. Sonra onu bir paylaşırız. Ömer başka bir yayında inşallah. İnşallah. Hocam o kadar muhteşem ki. Yani bütün mertebeleri görüyorsun orada. Hüve'yi görüyorsun. Rabbi'yi görüyorsun. Rabbil alemini görüyorsun. Allah'ı görüyorsun. Bütün o mertebeleri görebiliyorsun. İşte demek istediğim şey şu. Kur'an okurken hangi mertebeden konuşulduğunu anlamazsan, eğer ve basiret gözünün açılması için bu beden kalıbının şeyinden, zindanından kurtulmak için gerekli çalışmaları yapmazsan, sen kendin Rabbini Allah edinirsin. İşte o Rabbini, o hani bazı insanlar Allah yakar, Allah şey der, bunu Muhyiddin Aybaz ettiği çok güzel anlatır. Bunu anlatayım sonra lütfen size vereyim. Der ki, üç tür çağrı vardır Allah'a. Bir, Rabbi çağrı. Allah seni yakar, Allah böyle yapar. O senin kendi Rabbi hassın. Allah makamı değil o. Dolayısıyla sen eksik bir çağrı yapıyorsun. Diğeri, Rahman. Allah her şeyi affeder, Allah her şeyi affeder. Anladın? Bu da bu sefer yine Rahmaniyet boyutu. Bak, Rab boyutundan geçtim, Rahman'a ulaştım. Ama asır çağrı der, basiret gözüyle yapılan çağrı, Yusuf suresi, o 108'deki çağrı, işte o ilahi çağrıdır. Ve kişi der, beden kalıbını kırmadıkça da basiret gözüne ulaşamadığı için ilahi çağrı yapamaz. Çağrısı kamil değildir, nakıstır der. Dolayısıyla sen kendi tanımların üzerinden Allah'a çağırırsan nakıs bir çağrı bu. Çünkü kendini gerçekleştirdin mi? O yüzden biz ne yapıyoruz? İbn Arabi Hazretleri, Abdülkadir Geylani Hazretleri, İmam-ı Gazali Hazretleri, Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri, Saadettin Konevi Hazretleri, bunların kendini gerçekleştirmiş, basiret gözlüğüyle görebilen, bu artık maddenin arkasına geçebilmiş hazretlerin ilahi çağrısı üzerinden onların anlatımlarını şu anki terminolojiye getirerek hem anlamaya hem de anlatmaya çalışıyoruz. Aksi halde çağrı eksiktir, nakıstır. Evet. Doğru. Bir film gördüm. Kitabını da okumuştum. Stephen King'in The Stand'i. 79 yılında yazdı. Dünyada bir virüs salgınıyla %97-96 öldürüyor. Yani %4 canlı kalıyorlar. İşte çok küçük bir grup kendini kurtarmaya ve gruplar halinde bir araya gelip yeniden bir dünya inşa etmeye çalışırken Amerika'da bir diğer grup da böyle iblisin şeyindeki bir grup da başka türlü bir örgütlenme yapıyor. Orada kitapta olmayan bir şeyi söylettiler dizide. Şeytan dedi ki böyle kadın bir çeşit kadın nebi rolündeki kimseye Abigail de anaya dedi ki sen dedi görüyorum dedi Tanrı'nı arıyorsun. Seninle dedi pek ilgilenmiyor galiba şu sıralar karşısına çıkıyor. Ne kadar tanıdık değil mi bakın. Seninle ilgilenmiyor galiba. Ben sana onun seni asla göremeyeceği bir yer verebilirim. Yani onun hükümranlığının olmadığı bir yer vaat ediyor. Yeni dünya vaat ediyor. Aslında yok öyle bir yer de. Çünkü dizi 2020. 2020 yapımı dizi bu. Bu yeni laf. Yeni laf bu yani. Şey hocam, adı şey The Stand. Bu şu anda mı? Yani şu kıyam, anda kıyam, kıyam yani The Stand. Stand up'ın standi. Ya, The Stand. Var ya. Ama bakın kitap 79'da yazılmıştır. Ve aslında iyiler galip gelecektir. Kötü bir şekilde mağlup olacaktır. Ama şimdi yeni versiyonda zamana uygun başka türlü bir laflar da var. Şimdi bu vaat yakında çok popüler olacak diye buradan söylüyorum.
biz yeni elektronik sistemlerle bir alem kuracağız. Oraya sizin işte ister Tanrı ister Rab, ben Allah demek istemiyorum, onu saymıyorum, öyle söyleyemiyorum. İster Tanrı ister Rab ister neci derseniz deyin, onun hiçbir hükmü orada geçemeyecek, hatta göremeyecek. Orada çok özgür, çok başka bir yerde olacaksınız. Yeni vaat budur. Hocam biz bunu şimdi geçen sene Türker'in programında ben bunu anlattım ve şöyle anlattım. Virtüel realite gözlüklerini taktığı zaman insanlara, şimdi diyor ki hani Deccal diyor, şimdi o zaman da hani Deccal'in ben dijital kelimesiyle ilgisi olabileceğini yazmıştım. Tabii yıllar tabii önce. Deccal'la dijital tabii. Aynen. İlk sizden duydum. Ay canımsınız. Allah razı olsun. Evet. Şöyle bir şey var. Mesele şu. Şimdi beyin gerçeklikle hayal arasındaki farkı ayırt edemiyor. Dolayısıyla bunlar neyi kullanıyorlar? Şimdi Deccal diyor, Deccal fitnesinde diyor, Deccal diyor diyecek ki bakın bu cennet diyor. Aslında orası cehennem olacak diyor ama bir sürü insan evet. O cennet diye görecek ve arkasından atlayacak. Sonra bir bakacaklar ki cehennem hadiste. Evet. Aynı şey cennet cehennem içinde geçerli. Burası cehennem zannedecek. Bir girecekler aslında cennet. Şimdi virtüel realite gözünü takın evde. Geçin kameranın karşısına. Çünkü aslında şu an yaşadığımız şey de o. Bizim beynimiz bir virtüel realite gözlüğü. Ruhun üzerine geçirilmiş bir virtüel realite gözlüğü görevi yapıyor. Bedenimizde Tesla suit diyorum ben buna. Tesla evet, kıyafeti. Evet. Kameranın karşısına. Şimdi sen televizyonunu aç. Bir tane bir bilgisayar oyununu aç. Diyelim ki içinde bir orman. Sen bu Tesla kıyafetini giy. Virtüel realite gözlüğünü tak. O bilgisayarın içindesin zannediyorsun. Evet. Kiraz toplayıp taktığını zannediyorsun. Beyin zaten elektrokimyasal bir şekilde çalıştığı için. Şimdi bunlar bu zaafı insanlara dijital şekilde, yani sen virtüel realite gözlüğünü takacaksın. Diyelim ki paran yok, hayatın çalışmıyorsun, hiçbir şey için çaba sarf etmemişsin, hayatın kötü gidiyor. Takacaksın virtüel realite gözlüğünü, al sana cennete verecek o. Sen orada her tür hazzı yaşayacaksın. Yiyeceksin, içeceksin, gezeceksin. Tabii. Efendim istediğin yerleri göreceksin. Bakın bu Kabe'ye, hani bu virüsten sonra Kabe'ye online gidişler, şunlar bunlar. Tamam güzel gibi görünüyor ama bir taraftan da bunlar yok, tabii çok... Hazırlık bu, hazırlık. Anlatabildim mi? Bir taraftan da bu çok fena bir şey. Çünkü bizim evet. Temelde seccade üzerindeyken Kabe'ye Allah'ımızın bizi götürmesi noktasına taşımamız lazım ruhumuzu yani. Evet. Çünkü ruh evet, için zaman, mekan kaydı yoktur. Bizim herhangi başka bir alete ihtiyacımız yok. Asıl alet insanın varlığıdır. Kendi zaman makinesi, kendi mekan makinesi kendisidir insan. Evet. Hocam. Evet. Yani çok kurmak güzel bir noktaya şey için, kurmak istedikleri için de bir laf uydurdum geçenlerde. Dijital insanat bahçesi. Ay çok güzel. Harika. Ve başı da var ama hocam. Tanrısız, şeytansız ve acımasız. Ya. Şimdi ona ne diyorlar hocam? Dijital insanat bahçesi. GPT mi ona diyor? Öyle bir şey diyorlar. Hatta ekonomistin de üstünde çıkmış ya şey. Kapakta. Cennet. Yani evet. İnsanlara cennet vaadi. Evet. İşte evet. Bütün tek bir beyin haline getirmek. Bütün insanlığı cennet. Ya bu ciddi söylüyorum. Bunlar çok cidden çok saçma şeyler aslında temelde. Yani eski şeyler hocam, eski vaatler, yeni teknoloji. Kesinlikle. Yani bakın şimdi mesela bilim insanlarıyla evet. Beraberiz diyorum ya. Şimdi bunlar şöyle şeylere inanıyorlar mesela. Diyorlar ki şimdi ben hani bu virtüel biz simülatif ilahi bir simülasyondayız, ilahi bir matrixteyiz diye anlatıyoruz. Ondan sonra bunlar diyorlar ki peki yani işte bunlar şuna inanıyorlar. Paralel evrende diyelim ki Ömer diye bir çocuk var, Ömer'in ikizi. O da bir hacker. Paralel evrende bir simülasyon yapmış. Bizi de onun içine sokmuş. Biz o simülasyondaki varlıklarız. Yani Allah bizi yarattı diyemiyorlar da. Yani paralel evrendeki bir hacker, süper zeka bir çocuğun bir simülasyon yapmış, içeri bizi koymuş. Buna inanıyorlar ya. Ya bu nasıl bir evet. Şeydir? Gerçekten buna inanmaya meyilliler yani. Bir kısım. Hocam tam bu noktada kıymetli hocam. Tam bu noktada hocam. O kadar güzel bir şey söylediniz ki yani ben bunu sorsam mı sormasam mı diyordum. Hani kalp kalbe karşıymış. Şöyle ki şimdi bu ilahi matrix ve ilahi simülasyon Rabbimizin matrixi ve Rabbimizin simülasyonu. Ama sizin buyurduğunuz gibi karşı taraf böyle bir cahilane şeye inanıyor. Fakat
Bir de şöyle bir bilgi var elimizde yapmış olduğumuz araştırmalardan, sizin araştırmalarınızdan öğrendiğim, kendi araştırmalarımdan öğrendiğim ve çıkardığım sonuç. Gerçekten de şeytani grup, yani Deccal'in askerleri dediğim, küresel monarşi dediğim ekip, işte bu çipleri kullanarak, işte bu uyduları, harp sistemini, tetragramatonu vesaire kullanarak, gerçekten ya da bu kuantum dotlar dediğimiz, her tarafı çiplediler, yer gök çip artık. Bunları kullanarak kendi oluşturdukları matrix'e ve simülasyonu bizleri sokma derdindeler. Böyle bir dertleri var. Tabii. Tamamen yani evet, şöyle. Matrix'e de söylüyorlar zaten. Tabii Matrix zaten, ya ben şunu anlamıyorum hocam. Matrix'i seyreden bir insan şunu demiyor mu ya? Aa, bir dakika ya, bu belgeselmiş yani. Bu adamlar her şeyi söylemiş. Yani bunu bile mi göremiyorlar? Hani beyin sapından giriş yapan bilgisayara bağlayıp adamı bir rüyaya sokup da Matrix'in içine. Yani bunu artık... The Economist'in kapağında vardı son cümleniz. Ablacığım. The Economist'in kapağında vardı. Böyle beyninden fiş giriyor adamın. Öyle bir kapağı vardı The Economist'in. Oraya gönderme. Hatta Neo da 11 Eylül 2001 doğumlu. Evet. Biz Matrix'i çözdüğümüz için yıllardır. O kadar tesadüf de... Ama 99'da yapılmış bak film. Evet. Ya bunlar şöyle söyleyeyim. Zaten biliyorsunuz Wachowski kardeşler bunlar. Yani bunların şimdi zaten dördüncüsünü bekliyoruz. Şimdi bakalım ne yumurtladılar diye bizim arkadaşlar söylüyor. Şimdi çünkü bunlar biliyorsun hep tamamen işte kabalistik öğretileri bilmem ne dedi. Yani bunlar şimdi sistemin... Ya bakın. Şimdi bazen insanlar şunu şaşırıyor. Şimdi diyorlar ki ya işte şeyi gördük, bir tane işaret görüyor. Diyor ki ya diyor bu diyor şeytanın işareti diyor. Yani mesela bir veya rakam var, bu şeytanın rakamıymış. Mesela 33. Masonlukta da vardır. 33 biliyorsunuz bizim Kur'an'da da yani 33 tane tespih geçiyorsun. 33 tespihler vardır. Yani mesela. Çünkü omurilikle ilgili bir şey. Evet. 11 mevzusu da öyle. 11 mevzusu da öyle abla. 11 mevzusu öyle. Bizde de var. Karşı taraf da çalmış kullanıyor. Çığırından çıkartılmış bir sayıdır. Değil mi? Güneşin rakamı. Ona başka bir şey veriyorlar. Biz daha üstüz. Sizin Rabbinizden. Ama şöyle yani şunu demek istedim. Şunu demek istedim. Tabii dediğiniz doğru Sadık Hocam ama ben şunu söylemek istedim. Ablamın dediği doğru. Adamlarda şöyle bir kopyalama sistemi var. Bizden almışlar. Kendileri kullanıyorlar ama bunu negatif ve şeytani olarak kullanıyorlar. Evet. Şimdi 11 tabii sayısı bizim için de kıymetli. Ya da 33 sayısı bizim için de kıymetli. Tabii. Yani 11'li zikirler, 111'li zikirler var evliyaların, alimlerin tavsiye ettiği 11'li, 111'li. Ama karşı taraf da 11'i kendi şeytani amaçları için ya da 33'ü kendi şeytani amaçları için kullanıyor karşı tarafta. Çünkü bak sistem şöyle. Sistemde hani diyor ya Rab anlayışında iyi ve kötü yok sistemde. Yani sen uluhiyet mertebesinde tam merkezdesin. Yani şimdi Allah şemsiyesi altına girdiği zaman bir bilinç İyi ve kötü yoktur. O yüzden de zaten her şey dengededir. Hatta Merkez Efendi Hazretleri der ya, bir iyi giderse bir iyi gelsin. Bir gelir, bir kötü giderse bir kötü gelir. Çünkü sistem tam dengede. Bu dünya böyledir. Fakat şöyle bir şey var. İlim tek. Allah'ın ilminden başka bir ilim yok. Fakat İslamiyet niyet dinidir diye diyor. Sen alırsın o ayeti, dua için kullanırsın. Öbürü alır, büyü için kullanır. Allah'ın ilminden başka bir şey yok bu kainatta. Evet. Ya da sen sadece okursun, ibadet yaparsın. Karşı taraf bir de ondan bilim çıkartır. Sen yatarsın aşağı uyursun. Sen uyursun. Evet, şimdi o yüzden de 11'li sistem, yani kainatın sistemi var. Çünkü bak Cebrail, Allah'ın zorlamaları var bu kainatta. Tamam mı? Evet. Nedir işte yer çekimi var, o var. İşte sistemde mesela her şey dönüyor vesaire, değil mi? Cebrail, sen bundan çıkamıyorsun sen bu sistemden. Değil mi? Cebir var. Şimdi bu sistemde 11 var. İşte efendime söyleyeyim, demin dediğimiz gibi sistemsel rakamlar var. Şimdi alıyorsun sen Rahmani olanlar, işte İmam Rabbani Hazretleri, işte İmam Gazali Hazretleri, bütün Evliyaullah'ın işte 11-111 dediğin gibi işte rakamlar, bunlar havada uçar yani. Sen tespih çekiyorsun 33 tane. Her namaz sonrası. Fakat problem ne biliyor musun? Sen onu ne için kullanıyorsun? İşte ayrım o. Onun için İslamiyet niyetini. Alıyorsun ayeti, tövbe haşa, tuvalete sallıyorsun, büyü oluyor. Senin ağzından Allah'a ulaştıran dua oluyor. Allah'ın ilminden başka bir ilim kullanmıyor ki şeytan. Şeytan değil ya. Şeytan kendi ilmi var. Şeytan Allah'ın esmalarının terkibi. Allah'ın esmaları kimin ilmini kullanacak? Mudil esması.
Dalalete sevk eder. Bir, tabii. Evet. Yani şunu demek istiyorum. Bak bunu büyük Allah dostları bunu anlatıyor zaten. Fakat işte bilmemenin getirdiği cehaletle bu insanlar bunları bilmediği için, hani bu ilme vakıf olmadıkları için bunları da herhalde okumuyorlar bu kitapları, bu hazretlerin anlatımlarını. İşte diyor ki bu şeytanın bilmem nesi bu. İşte bu cehalet. Başka hiçbir şey değil. Ama evet. Ama Hristiyan, özür dilerim sözünüzü. İşte ama Hristiyan aleminde de filmlerde mesela şöyle bir hile yaparlar. Birinin kızı ölmüştür. Çok bir yakını ölmüştür. Acayip bir üzüntü içindedir. Hatta vahşi bir şekilde öldürülmüştür ya da. Tamam mı? İşte biri gelir, işte Tanrı onu yanına aldı. Öbürü öfkelenir. Benim çocuğum nasıl olur da ona rağmen ölebilir falan. Hani Teodise'yi halledemedikleri için, yani Teodise kavramını geçemedikleri için, yani Allah'ın iradesi hem iyide hem kötüde ama rızası iyide. Şimdi o tarafı ama sinema endüstrisi kasıtlı, iyi niyetli Hristiyanları baştan çıkarmak için kullanır. Ve dinsizleştirmek için Batı aleminde de yani çok sistematik şekilde yapılır. Onu izleyen Müslümanlar da etkilenir. Hı hı. Ya şöyle bir durum var. Şimdi insanlar genelde savaşın, yani benim çok sık sıkça söylemek zorunda kaldığım bir şey. Tanrı'yla, yani onların anlatımıyla söylüyorum. Tanrı'yla şeytan arasında olduğunu zannediyorlar. Oysa ki savaş Adem'le şeytan arasında. Adem'le evet. Şeytan arasında. Şimdi bu farkı bilemedikleri için evet. Sanki Tanrı, hani Tanrı şeytana haksızlık yapılmış, böyle abuk bir fikir var kafada. Yani evet. Evet. Yani biz işte yani çok şanslıyız biz. Yani esmaların biz yani şu mesela bana diyor ki kardeşlerimiz diyorlar ki işte hani mesela arayışta olanlar, soruları olanlar, diyorum ki benim kafamda cevabı olmayan hiçbir soru yok. Yani benim Allah'la ilgili beni şüphede bırakacak hiçbir şeyim yok. Çünkü ben bütün sorularımın cevaplarını bulmuş durumdayım. Neden buradayım? Ne yapmam gerekiyor? Ben kimim? Efendime sorayım, esma nedir? Ha, ben tabii ki şey oturup da alim malim değilim. Anlatabildim mi? Ama benim için hayatta kalmam... Ama çok güzel anlattınız hocam. Öyle güzel bir şey bulmuşsunuz ki yani nasip olmuş. Çabanızın karşılığı da tabii. Yok o hiçbir şey çabanın karşılığı olmaz. Yine lütuf, inanın. Yani biz evet. ne çabalıyoruz ki bize verdikleri yanında? Yani içinde senin yani o ayetlerin sana anlatımları, o Kehf suresinin, işte Ankebut suresinin vesairenin, şimdi bunlar sana bir fikir verdiği noktada artık sen zaten şöyle bakıyorsun. Ya burası bir imtihan alanı. Canım acıdığında da, üzüldüğümde de, ettiğimde de vesaire ne olursa olsun. Son nefesime kadar bu düzgün yolda kalmak için elimden geleni yapmam gereken anladığını anladığım nokta itibariyle benim için iş bitti yani. Anlatabildim mi? Benim tek derdim şu anda düzgün bir şekilde gidebilmek yani. Son nefesi bu şekilde vermek, imanla vermek. O yüzden İnşallah. Çünkü burasının geçici bir alan olduğunun çok farkındayım. Dolayısıyla tek derdim bir tık daha buradayken kendimi, hani Allah seni potansiyelle gönderiyor buraya. Evet, sen evet. Potansiyelinin, diyelim ki sana 18 veriyor. İşte 28 üzerinden 18 potansiyel. Sen Allah'ın karşısına, huzuruna 3 ile çıkarsan hem esmaları sana hesap soruyor, hem Allah sana verdiklerinin hesabını soracak yani. O yüzden de demek istediğim şey şu. Sorularına cevap bulduğun zaman öyle veya böyle, hani kör topal, sen bir kere bir huzura kavuşuyorsun. Bir evet. huzura kavuşuyorsun. O huzurdan sonrasını zaten imtihan olarak görüp bu müfredat, bu dershanede, Allah'ın bu dershanesinde ne kadar en azından hatalarımla, kusurlarımla çabalarsam en azından bir şekilde çabayla gideyim derdine düşüyorsun. Yoksa ben mükemmel olayım, onu ki ne olabilirsin ya sen? Yani kimsin yani? En azından kendi adıma söylüyorum. Ama en azından çabadayım yani. Yok tabii ki öyle. Tabii çabadayım. Ve o yüzden de şunu demek istiyorum. Ne yaşarsak yaşayalım. Çok acı şeyler. Ben çok acı şeyler yaşamış bir aileden geliyorum. Yani çok benim hayatım gerçekten çok ciddi. Hani normalde böyle çok travmatik bir insan olup belki çok kurban psikolojisinde bir insan olabilirdim. Ama evet. Allah'ın bana gösterdiği bunun bir rüya alemi olduğunu, burada en doğruyu seçersem asıl doğumun orada olacağını hani gösterdikten sonra sen artık bunun gücüyle, çünkü bir takım acılar yaşadığın zaman bazen insan gerçekten ölmek istiyor yani. Diyorsun ki ya ben burada kalmak istemiyorum yani, ne bileyim, beklentin ne? Değil mi? Anlatabiliyor muyum? Ama işte senin bu beklentin Allah rızası ve burada kendini gerçekleştirmek olduğu yerde
tırmalamaya devam etmeye çalışıyorsun en azından ölünceye kadar. Evet. O da huzur veriyor insana. Ne mutlu, ne mutlu size hocam. Hepimize. Yani şimdi burada aslında anlatılan en önemli husus bence şu oldu. Kişinin kendinin uydurduğu tanrı ile yani yaratıcı ile evet. hiçbir şey öğrenmiyor. Çünkü adam çabalamamış, okumamış, araştırmamış. Kendisi bir tanrı fikri var kafasında. Bir de peygamber fikri var. Sonra bakıyor kendi hayatı kötüye gidiyor. Bakıyor insanların da hayatı kötü. Sonra dönüp dine suç buluyor. Aslında evet. sizin anlattığınız bunun yanlış oldu. Az önce buyurdunuz ya ablacığım Beyazıt Bestami Hazretleri dedi ki herkesin Rabbi farklıdır. Benimki peygamberinkidir. Aslında gecenin cümlesi bu. Herkesin bir Allah'ı var. Benimki peygamberinki. Evet. Süper, çünkü ya süper. Bak şöyle bak. Şimdi sen peygamberin aleyhissalatü vesselam. Neden bir siyer? Yani niye peygamberi tanımak önemli? Aleyhissalatü vesselam. Neden önemli? Çünkü sen yaşayan bir Kur'an'la muhatapsın. Sen kendi kafanla nasıl anlayacaksın? Aklı külle mi ulaştın sen? Sen evet. Nasıl biz hazretleri okuyoruz? Bu hazretler de peygamberimizden nasipleniyorlar. Ya Allah diyor ki ben peygamberimize diyor Allah diyor kendi nurundan sizi de benim nurumdan yarattı. Ya dolayısıyla biz onun bilinci içindeyiz zaten. Şimdi sen kendi kafanda bir şeyleri birilerine haksızlık yapıp sonra namaz kılabiliyorsun. Allah peygamberin Allah'ı böyle değil işte. Peygamberin Allah'ı değil mi? Şunu biliyor ki onu senin o kıldığın namaz değil onu yapmaman önemli. Çünkü o senin kıldığın namaz boşa geçiyor o zaman. Evet. Yani seni evet. dönüştürmüyor ki. Seni dönüştürmeyen namaza ilişkin yok mu? Ankebut evet. 65'te miydi? Seni dönüştürmeyen ayet var zaten. İyi kötülükten alıkoymayan namaz diye ayet var. Ankebut'ta 65 miydi? Hatırlamıyorum tabii şu anda şey yapabilirim ama Ankebut suresindeydi. 35 miydi? Hatırlamıyorum ama seni kötülükten alıkoymuyorsa anlatabildim evet. mi? Seni dönüştürmüyorsa ve artı senin insanlara bu dinli, bu dinsiz, bu şöyle, bu böyle demene sebep sen resmen şeytanlık yapıyorsun ki. Şeytan da alim, iki tane laf bilmek değil ki mesele. Sen anlaştırıyorsan evet. hani Hazreti İbrahim Mecusi'ye yemek vermemiş diye Allah demiş ya ben demiş 40 senedir onu doyuruyorum. Sana ne oluyor? Evet. İşte bak zaten mesele nedir? Bakın. Şimdi insanın mesela insan şöyle cömerttir. Mesela atıyorum sevdiği birine atıyorum veyahut da kendi dindaşı birine yardım yapar. Ama şimdi bu insan gibi cömert olmak ama Allah gibi cömert olmak Nasrettin Hoca'nın hikayesi var ya. Zengine de veriyor, oya da veriyor. Diyorlar ne yapıyorsun? Ben Allah gibi dağıtıyorum diyor. Yani Allah gibi cömert olmak mesele. Çünkü Allah'ın ahlakıyla ahlaklanmak meselesi bu. Evet. Allah gibi affedici olmak, Allah gibi cömert olmak, Allah gibi işte diğer esmaların sende tezahürü. Yoksa uluhiyet makamının o kamil ve o denge makamının dışındaki tezahürler ne yapar seni? Mütekebbir. Gider birilerine saldırırsın. Habire birilerine havlarsın. Demin dedi ya insanat bahçesi. Habire birilerini ısırırsın. Evet. Sonra namaz kılarsın. Sonra namaz kılarsın. Evet. Şimdi bu anlattıklarınızdan yine aklıma gelen hususlar oldu. Bunlar tabii şöyle. Sizler, Sadık Hocam anlatıyorsunuz, siz anlatıyorsunuz. Bendenizde açılımlar oluyor. Çok güzel sohbet oluyor. Şöyle ki, şimdi mesela bana da çok gelen sorular var. Diyorlar ki, belki zat-ı halinize de ablacığım geliyordur bu sorular. Onlara da hani cevap olsun. Ya siz bu evliyalara kafayı taktınız. Siz derken hani işte yani işte bana da veya belki size de ya niye her şeyi hep bunlarla açıklamaya çalışıyorsunuz? Şimdi kardeşler, şimdi size bir örnek vereyim anlayacaksınız. Yani ablamın da neden böyle davrandığını, Sadık Hocam'ın da neden böyle davrandığını, bendenizin de neden böyle davrandığını anlayacaksınız. Şimdi örnek o kadar açık ki anlamak isteyene vereceğim örnek. El Eser Üniversitesi'ne bir hanımefendi gider. El Eser Mısır'da malum. Bir konu hakkında fetva sorar. Oradaki ilahiyatçı profesör yani oradaki hoca ona şöyle cevap verir. Der ki bak kardeşim senin bu sorduğun sorunun cevabı şeyde var. İmam Malik Hazretlerinin fetvasında var. Yani İmam Malik de Hazret diyor mu demiyorum bilmiyorum da ben dediğim için ben öyle diyorum. İmam Malik Hazretlerinin fetvasında var. Ama ben bunu diyor, aslında bu diyor senin sorduğun sorunun cevabını diyor Kur'an-ı Kerim'deki ayetten işte falanca ayetten diyor çıkartıp sana söyleyebilirim. Hangisini tercih edersin diyor.
Kadıncağız diyor ki ben İmam Malik'in fetvasını istiyorum diyor. Bana onu söyle. Adam dönüp diyor ki ya diyor hanımefendi ben sana diyorum ki senin sorduğun sorunun cevabı Kur'an'da açık olarak var. Bak açık olarak var Kur'an'da. Ama İmam Malik'in de bununla alakalı bir cevabı var. Ben sana hangisini istiyorum diyorsa sen bir kulun cevabını kabul ediyorsun. Ben sana Kur'an-ı Kerim'de açık yani açık olarak ayet var diyorum. Sen onun fikrini kabul ederim diyor. Deyince hanımefendi diyor ki hayır diyor sen yanlış anladın diyor. Ben aslında yine Kur'an-ı Kerim'in söylediğini anlamak istiyorum da İmam-ı Malik'in Kur'an'ı senden daha iyi anladığını düşündüğüm için onun fetvasını soruyorum diyor. Şimdi bizim durumumuz da bu. Biz Abdülkadir Geylani'nin, İbn Arabi'nin, İmam-ı Gazali'nin, işte ne bileyim Hallacı Mansur'un, işte bu gibi Zevat-ı Muh, Cüneyd-i Bağdadi'nin, Davud-u Tayi'nin, Pir Nureddin Cerrahi'nin, Pir Şaban-ı Veli'nin, Kenan Rıfai'nin, Ahmet Tahir Maraşi'nin dini bizlerden daha iyi anladığını düşündüğümüz için onların eserlerine bakıyoruz ve oralardan bir şeyler çıkartmaya çalışıyoruz ki bu zat-ı muhteremler hem metafizik ilimleri hem de kendi zamanlarının bilimsel ilimleriyle mücehhez olup donanmışlar. Bir de şöyle bir şey arz edip hemen lafı size devredeyim. Şimdi adamlarda öyle bir Allah inancı var ki Allah-u Teala Hazretleri Kur'an-ı Kerim'de zaten söylüyor. Ben ona bir şey vermediğim zaman hemen bana küser darılır diyor Fecr suresinde mesela. Ben ona vermediğim zaman hemen küser. Ben biraz diyor genişlettiğim zaman şükreder beni hatırlar ama birazcık diyor daralttığım zaman bana diyor küser. Şimdi adam kendi tahayyülünde bir tanrı yaratmış ona inanıyor. Aslında ona küsüyor ya da ona sırtını dönüyor ya da ona dua ediyor. Peygamberinkine değil. Bunun da en büyük delili diyor ki biz işte Allah ben kendi adıma konuşuyorum sizleri tenzih ederim. İnşallah ben o Allah o ahlaka beni yükseltsin. O da şu. Abdülhakim Arvasi Hazretleri diyor ki rızkı patronun verdiği maaştan, şifayı da diyor doktorun verdiği ilaçtan bilene şaşarım diyor. Hazreti Ali Efendimiz de diyor ki bu diyor yüzün ortasındaki delikli kemikten nefes aldığını, bu diyor başın yanlarındaki et parçalarından duyduğunu, bu diyor yüzdeki diyor iki yağ parçasından gördüğünü zannedip bunu da kendine vehmeden insanın aklına şaşarım diyor. Şimdi biz işte peygamberin Allah'ına inananlardan oluruz inşallah. Ne diyeyim? İnşallah. Tabii şimdi şöyle bir şey var. Yani zaten o işte yağlı gözlerden, işte kulaklardan duysan ceset de duyar yani. Evet. Ceset de duyar, ceset de görür. Ama işte şöyle bir durum var. Bak işte bu anlamda ayet tekrar ediyorum. Estağfirullah. İnne dine indallah İslam. Allah'ın yanındaki din yani metot teslimiyettir diyor. Şimdi Allah esması kendisinde açığa çıkmamış kişi bu anlamda Allah'ın yanındaki dini anlayamaz. Evet. Allah'ın yanındaki dini kendinde ehlullah dediğimiz Allah esması açığa çıkmış, ehlullah olmuş kişi anlayabilir. Yoksa Rab veya Rahman mertebesini ancak idrak edebilir. Dolayısıyla kendindeki, şimdi sen namazdayken ne diyorsun? Rükûya verdin, geldin. Sübhane Rabbi el azim, Sübhane Rabbi el azim, Sübhane Rabbi, bak Rabbi. Rabbi dedin. Oradan bir ses sana dedi ki senin ağzından. Semiyallahu limen hamide. Allah seni duydu Ömer dedi. Allah seni duydu. Bak sen dedin ki sen yücesin Rabbim, yücesin Rabbim, yücesin Rabbim dedin. Kalkarken seni Allah duydu. Bak Allah mertebesi seni duydu. Sen Rab mertebesine konuştun. Seni kaldırırken sendeki uluhiyet mertebesi, sendeki rububiyet mertebesine konuşuyor. Evet. İşte bu hazretlerde uluhiyet mertebesi, kendilerindeki uluhiyet mertebesi açığa çıktığı için biz bunlara ne diyoruz? Ehlullah. Hak dostları, Allah dostları. Şimdi Allah dostu kendisinde açığa çıktığı için Allah esması Allah'ın yanındaki dini, tabii ki o anlayacak, ben mi anlayacağım? Evet. Onun anlattığı üzerinden onun için gideceğim. Onun için Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın anlattığı din üzerinden gidiyorum, gitmeye çalışıyorum. Ve bu hazretler de onu açıklamaya çalışıyor. Anlatabildim evet. mi? Evet. Rabbimin, kendi Rabbimin anlayışı üzerinden gitmiyorum yani. Kendi Rabbim. Biz insanlara bak Rabbim işte Rabbim böyle istedi. O kendi Rabbine, Rabbinden bahsediyor. Rabbi hasından bahsediyor da. Rabbül Alemin'den bahsetmiyor. Çünkü Rabbül Alemin'den bahsedebilmen için Rabbül Alemin yani Allah esmasının sende açığa çıkması lazım. Anlatabildim evet. mi? O yüzden kendi esmasının üzerinden de o yüzden şey vardır ya. Şimdi ben Ömer'e dua edecekken
Rabbim, Rabbim diye etmem. Rabbül Aleminden isterim. Çünkü kendi Rabbimden, kendi esmamdan istemiş oluyorum o durumda. Yani bu çok ince bir çizgi. Bunu ben çok detaylı anlattım biliyorsun. İkinci kitapta, sonra devamında. Bu anlaşılmadığı evet. için zaten problemler doğuyor. Herkes başka bir tanrı tanımı içinde. Anlatabildim mi? Evet. Herkes kendi nefsine göre de bir de hayali nefsi anlatı tanrı tanımları var. Bunların içinde insanlar şey oluyor yani. Bocalıyor. Ablacığım şimdi düzeldi. Şimdi düzeldi. Buradayız. Şimdi düzeldi. Demin bir gitti geldi şimdi düzeldi. Buradayız. Tamam. Ama ben tamam ben kendimi göremiyorum. Ben geri geldim mi? Geldiniz sizi görüyorum ben. Sadık hocam Deniz ablayı görüyor musunuz? Tamam siz görüyorsunuz. Görüyorum şu anda iyi. Şu anda tamam, iyi. Sıkıntı yok. Yani biz sizi görüyoruz abla. Mesela bak şöyle bir şey söyleyeceğim. Bismillahirrahmanirrahim. Neydi? İda cae nasrullahi velfet. Bismillahirrahmanirrahim. İda o vakti hatırlayın. O vakitteki cae geldi. İda cae nasrullahi velfet bak. Allah'ın yardımı geldiğinde hani insanlar sıra sıra diyecek diyor ya hani bizim nasıl evet. süresinde. Bak orada uluhiyet makamının yardımı geliyor. Yani Allah makamının. Şimdi bunu anlamazsan hani rububiyet makamının değil evrensel makamının yani uluhiyet makamının yardımı. İşte bunları Kur'an ayetlerini ben bu anlamda hani mertebe mertebe buna meratibi ilahiye deniliyor biliyorsun tasavvufta. Allah'ın mertebeleri var. Hatta Hazreti evet. Hamse biliyorsun 5 tane zuhur mertebesi. Bunlar üzerinden anlatmazsan ruhun da mertebeleri var. Ruhun evet. da mertebeleri. Herkes de ruhul kuts ve ruhul azam mı aktif arkadaşım? Kimisinde hayvani ruh, kimisinde madeni ruh, kimisinde bitkisel ruh. Bitkisel hayata girdiğinde insana neden bitkisel hayat diyorsun? Evet. Veya hayvan gibi davranıyorsun ki hayvanlar bizden biliyorsun çok daha hani üstünler çünkü biz kemaliyatı olup da gerçekleştiremeyen varlıklar olduğumuz için evet, bu anlamda. Evet. Yani sen hayvan gibi mesela köpek gibi ısırdı diyorsun değil mi? Kim o kişi? Evet. Hatta hayvanlara tenezzül eden insanlar hep hayvandır yani. Hayvan mertebesinde yaşıyor bak. İnsan hep şu örnek var ya hocam bunu da söyleyeyim sonra lütfen sözü size vereceğim. İnsan bir iPhone gibi. Esmalar da aplikasyonlar gibi yani uygulamalar gibi. 99 tane uygulama var senin iPhone'unda. Tamam ben ama Instagram'ı indirmemişim benim iPhone'uma. Ömer diyor ki hocam yayın yapalım Instagram'dan. Ben böyleyim. Ben seni görmüyorum ki. Şimdi Allah sana sesleniyor. Şimdi sen duymadığın için Allah'ın seslenmesini duymuyorsun. Çünkü sen kendindeki esmayı aktive etmedin Allah'ı duymak için. Sen onu yükledin mi ki programına şeyine? Aplikasyon olarak potansiyel olarak orada Esma. Ama sen onu Instagram'a indirmedin. Ben seninle nasıl canlı yayın yapayım? İndirmedim bak olan şeyi indirmedim. Her birimizde halife potansiyelinde Rahman, Allah hani imajında yaratıldık ya biz Allah suretinde, Adem Allah'ın şeyinde yaratıldı ya, suretinde yaratıldı ya. Bu ne demek? O esmalar bütün hepsi potansiyel olarak sende var. Ama onları evet. sen iPhone'la yani beden varlığına indirmezsen Allah işte nerede var Allah? İşte ne zaman demiş, neyi anlıyor? Sen hiçbirini kullanmıyorsun ki aplikasyonların. Evet. Ben sana nereden ulaşayım? Sen ulaşamadığı için de kendindeki potansiyeli sen gerçekleştirmediğin için de inkar ediyorsun ya. Senin bilincinde Allah olmadığı için Allah sana yok olacak işte. Allah sana evet. yok olunca ne olacak? Sen nefes alırken diyor, ben sana o nefesi üflüyorum diyor. Şimdi sen buradayken Rahman esmasının altındayız biz değil mi? Bu nefes sana her ihtimalle üfleniyor. Ama Rahim esmasına ahirete geçtiğinde senin için Allah yoksa hadi bakayım nefes al. Evet. Acıya bak. Anladın evet. mı? Senin için yok olduğu için yok. Yoksa Allah hep var. O aplikasyonları indirmediğin için senin için yok hükmüne giriyor o. Allah hep var yoksa. Evet. Bu anlattıklarınız aklıma iki şeyi getirdi. Birincisi Molla Cami Hazretleri var malum Nakşi ulularından ve en büyük vahdedi vücut savunucularından bir Nakşi ulusu Molla Cami Hazretleri. Bu arada hani astrolojiye yok diyenler ya da musiki dinde yok diyenler Molla Cami Hazretleri'nin bir eserlerini bir karıştırsınlar. Astrolojinin yani kralını yazmıştır, babasını yazmıştır Molla Cami Hazretleri. Aynı zamanda musiki de besteleri var. Musiki ile ilgili kitapları var. Molla Cami Hazretleri
Osmanlı medreselerinde en ağır fıkıh kitapları okutulan bir zat-ı muhterem. Hani, yani meselenin derinliğini anlayın diye söylüyorum. Bu zat-ı muhterem diyor ki, bir nefeste diyor, iki şükür var, eda edemem diye korkarım diyor. Ya. Şimdi nefesi verdin, alamayabilirsin. Ya. Aldın, ya. Veremeyebilirsin. Bir nefeste iki şükür borcum var Allah'a, eda edemem diye korkarım diyor. Siz nefes ya. Almaktan bahsedince aklıma o çağrışımda geldi. Allah şükreden kullarından eylesin bize her daim. Bir de bu, hani siz, biz Rabbimizi tanımıyoruz, o sistemleri telefonumuza indirmedik hususuyla alakalı olarak da aklıma bir şey geldi. Tam böyle herhalde yerine oturacak Allah'ın izniyle. Şimdi Sultan Abdülmecid'e Seyyid Muhammed Nurul Arabi Hazretleri'ni şikayet etmişler. Demişler ki, efendim Seyyid Muhammed Nurul Arabi der ki, ya ben Allah'la konuşuyorum, Allah'ın huzurundayım, hatta makamı ehadiyetteyim gibi sözler söylüyor. Hatta Allah'tan başka bir şey yoktur gibi sözler söylüyor. Bu sözler çok tehlikeli sözler. Bu adamcağızı diyorlar, yani tırnak içinde, bir diyorlar saraya çağırsak da alimlerin huzurunda bir imtihan etsek. Tabii Seyyid Muhammed Nurul Arabi Hazretleri saraya teşrif ediyor. İmtihan bir dakika sürüyor zaten. Tabii. Onlarda öyle korkunç bir ilim var. Bir cümleyle knockout. Karşı taraf şöyle. Diyorlar ki, şimdi bir perde germiş padişah. Demiş ki kendisi, daha doğrusu kısa anlatayım diyecektim, daha düzgün anlatayım. Kendisi demiş ki, sorduğunuz... Çok güzel hikaye çünkü, uzun anlat. Sen demiş huzura, demiş ki beni huzura alırken, demiş bütün soracağınız sorulara tek cümleyle cevap vereceğim. Ama demiş beni huzura alırken, demiş yani araya padişahdan da izin alın, padişah hazretlerinden araya bir perde gerin. Ben demiş o perdenin arkasında durayım. Oraya geldiğimde demiş, siz demiş bu 9-10 tane soru sordunuz ya, bu hepsine demiş tek cümleyle cevap vereceğim. Şimdi oraya geliyor, hikaye gerçekten çok güzel ablamın dediği gibi. Perdenin önüne geliyor. Şimdi perdenin arkasında padişah var. Taht odası diyelim. Perdenin gerisinde de vezirler var, işte alimler var, devlet görevlileri, Seyyid Muhammed Nurul Arabi Hazretleri var. Diyor ki, çağırıyor, memurun bir tanesini çağırıyor. Onun yakasından tutuyor incitmeden. Ondan sonra şöyle bir sarsıyor, bırakıyor. Sonra cebinden bir kağıt parçası çıkartıyor. Onu böyle bıçıklıyor eline böyle, onu yere atıyor. Sonra o kağıt parçasını yerden alıyor, düzeltiyor, öpüp başına koyup cebine koyuyor. Sonra o sarstığı memuru öpüyor, helallik istiyor. Diyor ki perdeyi açabilirsiniz. Perdeyi açıyorlar. Diyor ki şimdi tek cevapla sorduğunuz bütün sorulara cevap vereceğim. Ehlullah diyor, her an Allah huzurunda olduğunun bilincindedir. Ve o yüzden bu sözleri söyler. Onlar Allah'ın ehlidir. Bak az önce perde kapalıyken ben burada bu memur kardeşi sarstım. Hani derdimi anlatmak için. Bir de yere çöp attım. Onu da aldım cebime koydum. Bak şimdi perde kalktı. Padişahın huzurundayım. Bu yaptıklarımı padişahın huzurunda yapsaydım, padişah beni ne yapardı? Saraydan kovardı. İşte diyor yani. Ehlullah bu lafları söylerken ulu padişahın, padişahlar padişahının, yani alemin tek padişahının huzurunda olduğunu bildiği için bu lafları edebiliyor diyor. Yani. Ama sizde perde kapalı, ben ne yapayım diyor yani. Sizin perde kapalı, siz görmüyorsunuz diyor Hazret. Tek cümleyle nakavt ediyor yani hepsini. Peki. Onların oturması kalkması bile yani banyoları bile daha farklı oluyor. Benim annemin teyzesi yani çok Nakşilerden çok büyük bir hazretti. Çok bilinen birisiydi. Nur Hatun derlerdi. Ve yani banyoları bile biliyorsun. Hiç üstlerini tamamen hiçbir zaman çıkarmazlar. Uyurken yatakta oturma şekilleri hiçbir şekilde ayağını uzatmaz vesaire. O kadar yani o kadar her an huzurda var ki insan evet. Gerçekten Onu gördükçe diyor ki, işte diyorum zaten ihsan makamı öyle bir şey. Allah'ın seni her an gördüğünü bildiğinde, biz çocuklarımıza çocuk yaştan, annesinden babasından ondan bundan değil de, Allah'ın onu her an gördüğü bilinciyle yaşaması gerektiğini öğretsek, herhangi bir suç kalmaz ki dünyada. Yani her an Allah evet. Seni görüyor. Sen hiçbir zaman yalnız değilsin. Sen odanda bir şey çalarken odayı kapat, zifiri karanlık, hiç kimse yok ama yalnız değilsin ki. Allah'la beraber estezübler ve hüve meyatü meynema küntüm yani. Senin, sen evet. Nerede olursanız olun o sizinle beraberdir. O yüzden
Yani işte tabii ehlullahın tabii işte diyorum ya Allah ehlinin o bilince gelmiş işte ahadiyet dediğin o hani teklik bilince ve el anda öyledir var ya Allah'tan başka bir şey yoktur el anda öyledir. O bilinç ayrı ama o bilince çıkmak için işte debelenmen gerekiyor. Yani yıllarca bir sürü süreçlerden geçmen gerekiyor. Ne mutlu o bilince çıkabilenlere. İşte çıkamayan bizler de hani kendi adıma söyleyeyim. Onların anlatımları, onların yaşantıları üzerinden kendi çabamızı koymaya çalışıyoruz. Ne yapalım yani? Biz de fakir hani uğraşıyoruz yani. Şimdi geçen Cemal Nur abla teşrif ettiler. Bununla alakalı bir şey buyurdu. Şöyle ki dedi ki yani hani siz anlattınız ya işte onların uyumaları farklı, banyo yapmaları farklı, oturmaları farklı deyince aklıma geldi, çağrışım yaptı. Dedi ki hani ehlullah o kadar Allah'ın huzurunda olduğunun bilincindedir ki hani hem öyle davranırlar, kendisi Kenan Rıfai Hazretleri'nin üzerinden örnekler vererek anlattı ama İbn Arabi Hazretleri'nden de şöyle bir ders öğretti bize, şöyle söyledi. Dedi ki üstünüzde bir elbise var, o elbiseyle günah işlediniz. Hani siz dediniz ya çocuğunuza Allah seni görüyor, bilincini evet. öğretseydik buyurdunuz ya abla. O lafınız çağrışım yaptırdı zaten. Şimdi Cemal Nur hanımefendi buyurdu, dedi ki İbn Arabi Hazretleri der ki senin üstünde bir elbise var, sen o elbiseyle günah işlediysen o elbiseyle tövbe et. Aynen öyle. Ki o elbise senden hesap sormasın ahirette. Olmasın. Yani böyle bir anlayışa sahip bir dünyada yaşasak dünya cennet olmaz mı? Olmaz. Zaten tabii. Yok, yani küresel monarşi de buna karşı. Tabii. Ve işte şöyle bir durum var. İşte bu hani takva dediğimiz şey kendinin farkında olmakla ilgili bir şey. Yani sen kendinin günah işlediğinin ve ya günah derken günah nedir? İnsanın kendi hakikatini gerçekleştirmesine mani olan her şey günahtır. Sevap nedir? Kendi hakikatini gerçekleştirmesi. Yani senin cebine giriyor bunlar. Diyor yani la yükellifullahu nefsen illa vus'aha leha ma kesebet ve aleyha mektesebet. Yani senin yaptığın hep kendine. İyisi de kötüsü de kendine. Bunlar bunun o kadar farkında ki. Bunlar kendini kurtarıyor aslında. Evet. Çünkü kendindeki o hak açığa çıkacak. O bir kere o en güzeller güzeline ulaşacak. Ve bunun bu sebeple diyor ya Muhittin Ayba Hazretleri. İşte Cemal Nur hocamın söylediği gibi işte üzerindeki kıyafetle bir sevap işte hatta bir yerde günah işlediysen mesela bir yerde gittin bir tane dükkanda günah işledin. Hata işledin. Aynı dükkanda sevap işle diyor. Yerle de ilgili söylüyor bunu. O kadar farkındalar ki ama. Yani evet. Sen sor şimdi çık dışarı kimin ne günahı var? Herkes şey der. Vallahi benim hiç günahım yok. Ben tertemiz kalbimdenim. Hepimiz bunu yani bu nefsini temize çıkarma zaten bir hastalık yani. Yusuf Aleyhisselam yapmamış abla bunu. Yusuf Aleyhisselam yapmamış. Ben kalbim temiz diyemem diye ayet var. Yani ben kalbim temiz diyemem diye ayet var. Yani Yusuf Aleyhisselam bunu yapmamış. Biz abla şöyle biz Sadık hocamla dedik ki Deniz hocama dedik şu soruyu da soralım dedik. Bu soruyu da soralım. Bu da önemli bir soru. Çok da herkesin de dilinde dolaşan bir soru. Sonra zatınızı daha fazla yormayalım artık. Müsaadenizi isteyerek programı kapatalım. Sizin çok meşguliyetleriniz var ben biliyorum. Çok yoğunluklarınız var. Bu yoğunluklarınızın ve inanın bakın gerçekten kıymetli dostlar ben burada hani ablamı övmek için söylemiyorum. Çok yoğunlukları ve meşguliyetleri var. Ben biliyorum. Ama buna rağmen hani gerçekten vakit ayırıp teşrif etti. Hani daha fazla da yormak da istemiyorum ama şu son soruyu sorayım. Zuhurat İster 5 dakika sürsün, ister 15 dakika sürsün, ne kadar ablam anlatmak isterse onu da dinleyelim, kapatalım. O da şu, biz hocamla konuştuk, dedik ki Deniz hocamıza bu soruyu soralım. Şimdi hocam, uyanış, Deniz ablacığım, herkesin dilinde bir uyanış kelimesi. Şimdi biz de hocamla dedik ki, Sadık hocamla, şimdi bu uyanış kelimesinin enflasyona uğraması, yani herkesin bu kelimeyi sürekli kullanıyor olması, aslında gerçekten uyanışın insanlık olarak tabii tüm yani küresel olarak insanlık olarak uyanışın eşiğinde olmamıza mı işaret yoksa aslında şu an için en azından söyleyeyim aslında bir insanlıktan bir ümit var olma durumumuz yok. Birileri bu uyanış kelimesini yani dünyada da birçok yerde kullanılıyor Türkiye'de de birçok yerde sürekli uyanış
Yani yoksa birileri sadece bu uyanış kelimesini söyleyip bunu enflasyona mı uğratıyor? Yani soru bu. Yani aslında uyanışın eşiğinde miyiz? Yoksa bu kelimenin enflasyonu mu yaşadığımız yeni, durum? Yeni Matrix filminin ismi bile Resurrections. Yeniden dirilenler, uyananlar yani. Evet. Evet, bunu bir muhakkak soralım Deniz ablamıza, Deniz hocamıza dedik. Bu bizim için önemliydi. Bunu sormak istedik. Buyurun hocam. Ya ben şöyle düşünüyorum. İlim tek ve o ilim üzerinden yürüyen iki tür bilinç var. Bir rahmani, bir şeytani. Dolayısıyla olan şey tek, olan şeyi farklı şekillerde kullanan iki taraf var. Bir rahmani, bir şeytani. Bunların savaşı evet. var. Dolayısıyla evet. onlar da aynı şeyleri kullanıyor. Dedim ya, Allah'ın ilmi tek. Dolayısıyla ben şöyle düşünüyorum. Bir kere öncelikle şuna karşı uyarmak gerekiyor. Bu işin ilminde, saflığında, bu işin gönülden yapılması vardır. Bu işin bir ücret karşılığı yapılması yoktur. Anlatabildim mi? Yani bunu sen, buna vesile olmaya çalışan kişi, bu uyanışa, kendi uyanışına ve kardeşlerinin uyanışına vesile olmayan kişi, bunu zaten öncelikle kendini kurtarmak, hani Allah'a ulaşmak ve sonra da vesile olmak için yapar. Dolayısıyla bunun ücreti Allah'tandır. Bu bir. Evet. Şimdi sorarsan o kadar değişik kurslar falan görüyorum ki, yani öyle değişik şeyler söylüyor ki mesela kardeşlerimiz, hocam ben şunu aldım. Evet, ben şimdi kainatı gezebiliyorum falan. Yani ben şimdi şaşırıyorum böyle şeylere ve insanları hele ki bu kadar zor dönemlerde, bu kadar maddi anlamda da sıkıntı yaşayan, hani riskten sonra bir sürü insan işini kaybetti falan, şu evet. dönemde insanlar üzerinden böyle bir maalesef insanları böyle bir hayal alemine düşürerek, bir de böyle bir insanları suistimal etme var. Bir de böyle bir boyutu var bunun. Yani bilmem nesi şu kadar, bu nedir ya? Ya sen Kur'an yani İslam bedava, tamam mı? Sen bunu zaten görevin senin kardeşine öğretmek ve yani bir şey yapamazsın. Git kitap al ve de ki Allah'ım bana yardım et. Allah sana yardım edecek, net. Sen bu samimiyetteysen net, ama sen atıyorum şu kadar para verip şu kursa gittin diye, yani Allah seni ondan daha aydın yapmayacak. Çünkü Allah'ın sistemi öyle değil. Yani daha evet. da kuzularını otlatırken bir çoban, bilmem ne üniversitesinde en yüksek öğretimi alan bir hani adamı şöyle saniyede sollar. Ladikli Ahmet Ağa Hazretleri gibi. Anlatabildim mi? Evet. O yüzden şunu söylemeye çalışıyorum. Bu konu suistimale doğrayan bir mesele. Yani her şeyin suistimal edildiği gibi bu konuda olduğu gibi. İyi niyette başlayıp kötü niyette de sonlandırabilen insanlar da olabilir. Fakat şunu unutmamamız gerekiyor. Çok bilgi kirliliği var. Evet, çok maalesef. O kadar ben yani ben mesela bir şey dinliyorum. Bir şey söyleniyor. Şimdi ben cevap vermek istiyorum ona. Ya diyorum ki şimdi ben buna cevap versem şey zannederler. Ben sanki hani burada o kişiyi şey yapıyorum. Onun için ama yani sen bu bilmediğin konulara girmemen gerekiyor. Ben bilmediğim konulara giren bir insan değilim. Bilmediğim konularda yardım alan bir insanım. Biliyorsun. Yani en güzel şey öğrenmek çünkü. Artık evet. ilgilendiğim konular da çok. Çünkü ne diyor Muhittin Arabi Hazretleri ya? Muhittin Arabi Hazretleri de Saadettin Konevi Hazretleri'nin hocam bir konuşması var. Diyor ki ya bizim kitapları bile okumayın. Kıyamet kopacak. Kur'an okuyun, hadis okuyun diyorlar o zaman. Yani bizim hele ki dönemimizin geldiği, biz çok ciddi bir dönemde yaşıyoruz. Çok inanılmaz bir dönemde. Bir taraftan çok şanslı bir dönemde yaşıyoruz. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın kardeşlerim dediği bir insanlar grubuyuz. O potansiyeldeyiz yani, doğru davranırsak. Ben şöyle düşünüyorum. Ben bir uyanışın eşiğinde olduğumuzu düşünüyorum. Fakat bunun gerçekleşme ihtimalini engellemek için uyanıştan gibi görünüp karşı taraf tarafından kullanılan bir sistemin de aynı şekilde aktive edildiğini düşünüyorum. O yüzden de hani Allah, Kur'an, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam çizgisi evet. dışında her şeye karşı skeptik bir bakışım var. Yani şüpheli bir bakış açısının içindeyim. Ama tabii ki bu şu demek değil. Adam mesela Safiyane bir takım şeyler yaşamış ve aslında bizim İslam dediğimiz meselenin özünü anlamış. Buralardan bahsetmiyorum. Ben bu işin sanayisinden, endüstrisinden bahsediyorum. Evet. Yani evet. bu işi bunun da
Şimdi sen mesela esmayı çekersin. Mesela eğer bir şeyin varsa başında bir rehberin, bir esmayı çekersin ama sen yanlış ellerde, sen burada rahmani bir boyut açarken yanlış ellerdeki bir esma çekimi, düşün bak, yine Allah'ın esması senin o rahmani boyutuna gelir çarpar. Anlatabildim mi? Evet. Yani demek istediğim şey, bu işler ince işler. Böyle hani kıldan ince, kılıçtan keskin derler ya. O yüzden bu işlerin ehli olmayan, yani bu konularda işte o kurs, bu kursla yapabileceğiniz işler değil bunlar. Öncelikle sokağa çıkacaksın, kedi mi yardım edeceksin, yetim mi bulacaksın, dul mu bulacaksın? Emin ol, Allah sana öğretir. Ya sen istediğin kadar ilim öğrenemesen bile Allah yaptığın hayırlar, işlediğin salih ameller yüzüne seni yüceltir. Çünkü şunu unutmayın. İman eden ve Asr suresinde ne diyor? İman eden, salih amel işleyen, hakkı ve sabrı tavsiye eden. Sen iman ettin, ilim öğreniyorsun ama salih amelin yok. Aldığın kursa salih amel olmuyor yani. O yüzden kendimizi kandırmayalım. Bunları öğrenmek çok güzel. Bence öğrenmenin sonu yok. Ama altyapında işin en temiz rahmani boyutunu bilerek öğreneceksin. Ben mesela bilgiyle ilgili her şeyi okuyan bir insanım. Mesela bilim insanlarının yazdıkları şeyleri vesairesini. Ama benim altyapımdaki bilgi sabit ya. Veya evet. Diyor ki hocam, birisi bir kitap yazmış, bu kitabı nasıl buluyorsun? Şimdi o kitabı ben okursam o kitaptan ben zarar Allah'ın izniyle görmem. Çünkü ben sabit, hani sabit kadem şeyler vardır ya, onları bilmiyorum. Ya 10 şey söyler şeytan, hep söylediğim bir laf var yıllardır. Şeytan 10 şey söyler, 9'u doğrudur, 1'i yanlıştır. Seni o 1 yanlışla bitirir. 1'le vurur. 1'le bitirir seni. 9 tane doğruyu söyler, o bir tane var ya, işte kainatı gezmiş gelmiş yazmış kardeşimiz. Nasıl gezdin sen ya? Sen İbn-i Arabi misin yani? Sen evet. Hayal alemini geziyorsun. Hayal alemini geziyorsun. Kendi kendine de buna inanıyorsun. O yüzden de uyanışa ilişkin bir ciddi bir açılım olduğunu düşünüyorum. Bu yüzden de bunun engellenmesi için uyanış adı altında tam bu konseptin negatifler tarafından da kullanıldığını düşünüyorum. Evet. O yüzden çok doğru bir şekilde sabit kadem gideceğiniz kurallar, Kur'an, hadis, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam, tabii ki Allah ilmidir, hakikat ilmidir. Evet. Şimdi ablacığım, böyle hani şey diyorlar mesela, şöyle bir saçmalık var ortada. Yani Kur'an-ı Kerim'i okumadıklarını hükmediyorum ben bunu söyleyenlerin. Şöyle ki mesela bendeniz de kendimce konuşmalarımda söylüyorum. İşte Sadık Hocam da söylüyor, zaten haliniz de söylüyorsunuz. İşte kediye bakalım, köpeğe bakalım, yetimi giydirelim, fakiri doyuralım, işte yetim başı okşayalım. Adam sana dönüp diyor ki ya, insanlığı ve dünyayı bu mu kurtaracak diyor. Bak şimdi. Evet, şimdi bu inandığımız Kur'an-ı Kerim, işte bu Kur'an-ı Kerim'e inanıyorsak eğer, yani bunu Kur'an-ı Kerim'e, yani dünyayı ve insanlığı bu mu kurtaracak diyen kişi aynı anda Kur'an-ı Kerim'e de inanıyorsa, lütfen Fecr suresi 17, 18, 19 ve 20'yi okusun. Bak Cenab-ı Hak buyuruyor ama yani bu soruyu sorup, yani bunları yapmak mı dünyayı kurtaracak diyor ama aynı anda Kur'an-ı Kerim'e inanıyor. Değil mi? Tamam, o zaman ben de diyorum ki Fecr suresi 17, 18, 19, 20'yi okusun. Cenab-ı Hak buyuruyor. Hayır, doğrusu siz yetime ikram etmiyorsunuz. Yoksulu yedirmeye birbirinizi teşvik etmiyorsunuz. Haram helal demeden mirası yiyorsunuz. Malı aşırı biçimde seviyorsunuz. Cenab-ı Hak devamında da diyor ki, o gün cehennem getirilir. İnsan yaptıklarını birebir hatırlar. Fakat bu hatırlamanın ne faydası var? Hatta davet devamı daha acıklı. Allah bu öyle olanlardan eylemesin. İşte o zaman insan keşke bu hayatım için bir şeyler yapıp gönderseydim der. Ama artık o gün Allah'ın edeceği azabı kimse edemez. Tekrar ayetleri var, baksınlar ve okusunlar tekrar. Fecr suresi 17, 18, 19, 20 ama ben devamını da okudum. 21, 22, 23, 24, 25, 26. Fecr suresi 17, 18, 19, 20, bir daha söyleyeyim. 21, 22, 23, 24, 25. Fecr suresine bakarlarsa görürler. Hatta abla, bir de karşı tarafın şöyle bir yaygarası da var. Onu da, yani bu yayında bizi dinleyen hani çok insan varken onu da duysunlar, bilsinler istiyorum. Şöyle ki, şimdi karşı taraf bir de şöyle bir propaganda yapıyor. Malum haliniz bu
uyanış mevzusundaki farkı anlattığınız için, şu anda tam yeri geldiği için onu ben söylemek istiyorum. Karşı taraf bir de şöyle bir propaganda yapıyor. Diyor ki ya bu sizin küresel monarşi dediğiniz ya da işte Deccal'in askerleri dediğiniz ya da küreselciler dediğiniz adamlar var ya, evet. Ya zaten onlar kazandılar. Bitti bu iş. Kaybettiniz. Boş yere uğraşmanın, debelenmenin bir manası yok. Boyun bükün, itaat edin. Şimdi Cenab-ı Mevla yine Fecir suresinde buyuruyor ki 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 yine Fecir suresi. Görmedin mi Rabbin ne yaptı Ad kavmine? Direkleri yüksek, binaları olan, ülkelerde benzeri yaratılmamış İrem şehrine, o vadide kayaları yontan Semud kavmine, korkunç adamların tılsımları mimari ve teknolojide ileriymiş, ayetten onu anlıyoruz. Devam edelim. Benzeri yaratılmamış İrem şehrine, o vadide kayaları yontan Semud kavmine, kazıklar, çadırlar, ordular sahibi Firavun'a ki onların hepsi ülkelerinde azgınlık ettiler. Oralarda kötülüğü çoğalttılar. Bu yüzden Rabbin onların üstüne azap kamçısı yağdırdı. Çünkü Rabbin her an gözetlemededir. Bendeniz de bu ayeti kerimeleri okuyup şunu diyorum. Cenab-ı Mevla Kur'an-ı Kerim'de Deccal'in askeri demez. Ya da ne bileyim küresel monarşi demez. Ya da Tavist Oksiyon tapınakçı demez. İşte burada anlatmış. O dönemin tapınakçılarını, o dönemin Siyon tarikatını nasıl yok ettiğini, yerle bir ettiğini anlatmış. Yine edecek. Yani karşı taraf kazanmış falan değil yani. Hani böyle de bir propaganda var da hani buna aldanılmasın diye söylüyorum. Çok güzel söyledin Ömer'cim. Problem şu bak. Şimdi marifetullah diye bir şey vardır. Biliyorsun ki Allah ben hani biliyorsun ben cinleri ve insanları bana işte kulluk etsinler diye yarattım dediği. Evet. Peki kullukta hani ibadet etsinler mesela nedir? Beni tanısınlar diyedir. Değil mi? Marifet. Hani, evet. İmam Rabbani Hazretleri, İmam Gazali Hazretleri, Hazretler bu şekilde yorumlarlar. Şimdi şunu söylemek istiyorum. Marifetullah nedir? Hakkı tanımaktır. Hakkı bilmek, tanımaktır. Sen Hakk'ın kudretini bilmezsen, Hakk'ı tanımazsan, evet, Hakk'ın kudretini bilemezsin. Zaten tanımadığın birini de sevemezsin. Biliyorsun. Evet. O yüzden de biz kendi sınırlı aklımıza göre bir tanrı yarattığımız için kafamızda, hani peygamberin tanrısını değil de, kendi peygamberin Allah'ını değil de, kendi kafamızda bir yarattığımız için tövbe haşa, Allah'ın kudretini küçümser olduk. Sıkıntı evet burada. Haşa. Sıkıntı haşa, burada. Evet. Öyle yapıyoruz ama yani sıkıntı burada. Adam bunlar yener. Ya sen ki. Ama bir de sıkıntının başka bir tarafı da şu ama. Diyorsun ki bak. Şimdi Allah çaba koymanı istiyor. Musa ile Firavun'un hikayesi yok mu? Şimdi tabii evet. Ki Allah tuzaklar kuracak da sen şöyle yapmayacaksın yani. Ya nasıl Allah tuzak kuracak ya? Ben sisteme göre hayatımı yaşayayım yani. Ben kimseye faydam olmasın. Nasıl? Ya Allah niye senin? Allah senin hizmet. Sen Allah'ın hizmetçisisin. Allah senin hizmetçin değil yani. Çünkü evet. Zaten ha bir Allah sana hizmet ediyor. Ha bir şey veriyor sana. Yani şu nefesin bile. Diyor ya Muhittin Ebu Hazretleri. Allah sana her an yeniden nefes üflemektedir. O bir kere verilmiş nefes değil. Sonuç evet. İtibariyle şunu demek istiyorum. Bu iki çizgi çok önemli. Bir. Sen eğer ki Allah'ın yardımını istiyorsan önce mümin olacaksın. Çünkü Allah müminlerin yardımcısıdır. Evet. Müslümanların böyle bir ayrım da yani, var. Mertebesine yani iman hani diyor ya siz de ki diyor Müslümansınız yani ama siz henüz iman kalbinize girmedi diyor. Burada bir fark var. Yani şekil olarak sen ibadetini yapıyorsundur ama kalbine iman girmediyse sen hala mümin mertebesinde değilsin. Sen mümin mertebesinde değilsen ayette Ali İmran 68 miydi? Allah müminlerin yardımcısıdır abi. Evet. Sen yardım almıyorsan mümin olmadığın için. Anlatabildim mi? Doğru. Sen görüntüde ibadet ettiğin için yardım almıyorsun. Çünkü içeride çünkü başka işler var kalbinde. Dolayısıyla bu bir. İki. Allah sana hizmet etmeyecek. Sen Allah'a hizmet edeceksin. Allah tuzak kuranlar. Mesela bir şey oluyor. Hemen şey yazıyor mesela bazı yerlerde görüyorum. Allah tuzak kuranlara ne? Ya Allah Allah. Allah mı senin yanına çalışır? Tabii ki Allah tuzak kuranlara en iyisi ama senin çabanı görmek istiyor Allah. Sen çabalama, Allah yapsın senin işine. Ya Allah, sen buraya bunun için, Allah sana hizmet etsin diye gelmedin sen buraya. Sen kendini gerçekleştirme zaten sistem sana tamamen hizmet ediyor. Dolayısıyla evet. Bu çizgiyi çok iyi korumak lazım. Bir, Allah'ın kudretini asla unutmaman lazım. Allah'ın her şeye gücü yeter. Ehlullah için her şey mümkün hayatım. Biliyorsun. Yani ölüm evet. Yaratıyor bunlar Allah'ın izniyle. Bir izniyle. Hazreti İsa ne diyor? Bir izniyim. Benim iznimle diriltti diyor. Allah'ın izniyle yani bunlar
istediği mertebede, yani bilinç olarak istediği mertebede, Muhammedi bilincin altındaki mertebede evrulan biliyorsun. Yani sen bu insanlarda şey çıkıyor, tamamen hak kalıyor artık. Onlarda sadece hak ve hakkın kudreti kalıyor. Sonuç itibariyle sen o kadar temizledin nefsini de o noktaya gelmenin derdinde olman gerekiyor ve sisteme yardım etmen gerekiyor. Sen, ve o zaman zaten biliyor, bu insanlar biliyor zaten Allah'ın kudretini. Onun için renkleri soluyor namaza vardıklarında. Onlar onun kudretini bildikleri için. Ben çıkıyorum namaza, kafamın içinden bin tane şey geçiyor. Niye ben? Çünkü Allah'ın kudretinin farkında değilim hala. O yüzden evet. De onlar nasıl kazandı derim tabii ki ben. Evet. Anlatabildim mi? Yani evet. Bu hani Allah müminlerin yardımcısıdır, mümin olman lazım. İki, sen Allah tuzak kuranların en güzelidir. İyi de senin de Allah'ın sistemine destek olman lazım. Allah her şeye kadirdir, o zaman diyeceksin. Kaybeden evet. Allah olmayan sen olacaksın. Allah korusun. Evet abla. Evet. İşte bunları yaparsan sen kaybetmeyeceksin ki zaten. Evet. Ama bedava. Bunları yaparsın. Bedava bir şey yok yani. Bu kadar hazret. Ne peygamberimiz aleyhisselatü vesselam, peygamberler ne sıkıntılar çekmişler. Bu nefsinden arındırılsın. Yani sen de herhalde yani Allah bunun olmasına niye izin veriyor? Sen Allah niye buna izin veriyor diye değil. Ben buna niye izin verdim? Ben nelerin peşine düştüm de adaletten caydım, Allah'ın sistemine hizmet etmeyi bıraktım diye düşüneceğine Allah buna niye izin veriyor? Bak diye bak. Sürekli bir iftira hal yani. Evet. Onun için zaten ben iyilerin kazanacağını düşünüyorum ama çaba gösteren iyilerin. Kesinlikle. Evet. Zaten ayet var Allah'ın dinine yardım edin diye değil mi abla? Zaten evet. Ayet var. Siz Allah'ın dinine yardım ederseniz Allah sizin dünya işlerinizi kolaylaştırır. İşin anahtarı budur. Ayet vardır ya. En sevdiğim ayetlerden birisi. Evet. Evet. Şimdi derdin mi var? Diyelim ki çocuğunla derdin var sağlıkla ilgili. Hemen git başka bir yetim çocuğa yardım et. Çünkü senin gücün yetmez. Allah onun hürmetine senin çocuğunu iyileştirir. Bu kadar basit. Sistemi koymuş, anahtar orada. Ben hep bu anahtarı kullanırım. Sıkıntıda bir şey var. Hemen bir iyilik çabası. Çünkü benim gücüm yetmez ya. Benim neye gücüm yetecek ya? Evet. Evet. Vallahi ne diyeyim bilmiyorum. Şöyle ki aslında Sadık Hocam benim huyumu bilir. Aslında ablam da huyumu bilir. Beni bıraksalarsa ben sabaha kadar konuşmayı ve konuşulmasını isterim. Fakat tabii her güzel şeyin bir sonu var. İki saati de bayağı geçtik. Sizin meşguliyetleriniz ve yoğunluklarınız arasında Fikir Yongaları programının konuğu olduğunuz için biz Sadık Hocam'la onur duyduk, şeref duyduk. Öncelikle ben onu belirteyim. Ben aslında. O tamamen bana ait. Allah razı olsun. Çok gerçekten mutlu olduk. Hatta Sadık Hocam'la dedik ki yani şimdi biz ben dedim ki Sadık Hocam'a burada zaten biz bizeyiz. Bu kadar bizi dinleyenle de biz bizeyiz. Ben dedim ki Sadık Hocam'a biz dedim ablamla şöyle karar aldık. Konu belirlemeyeceğiz. Bak konu belirlemediğimiz halde nasıl güzel sohbet çıkacağız dedi, dedik ablamla birbirimize. Şimdi ablamla bu konuştuğumu Sadık Hocam'a söyledim. Sadık Hocam dedi ki Deniz Hanım haklı. Bak göreceksin nasıl güzel sohbet olacak dedi. Biz iki saati devirdik. Saat bire döndü. Onda başladık. Gerçekten bire çeyrek var şu anda. Hani yani Sadık Hocam dedi Deniz Hanım sonuna kadar haklı dedi. Deniz Hanım zaten dedi Derya Deniz dedi. O dedi zuhuratla o sohbet uçar dedi. Acayip sohbet oldu gerçekten. Şimdi biz kıymetli dostlara bir de şöyle bir buyurun ablacığım. Bir şey söylüyordunuz galiba. Bir kere Derya Denizli'yle hep beraber çok güzel bir şey. Çok inanın çok mutlu oldum ben de. Evet canım. Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyoruz. Şimdi şöyle kıymetli dostlara bir güzel bir hani şey söyleyelim. Ne derler? Bu sohbetin tadına doyamayanlar için bir müjde verelim. Bizim ablamla daha önceden bir İbn Arabi programımız oldu. Bir de İsmail Hakkı Bursevi programımız oldu. Malum haliniz seyredenler biliyordur. Bir de bizim bir Niyazi Mısri programı sözümüz vardı millete, evet. Kardeşlere. Onu çok sordular, çok istediler. Fakat ablamın çok meşguliyetleri vardı. Bendeniz'in de meşguliyetler var. Bir de ben rahatsız da oldum. Evet. Benim kendi şahsi rahatsızlıklarım da oldu. O yüzden o dua edin kardeşinize de ben de iyileşeyim. Biraz rahatsızlıklarım var. O yüzden o programı yapamadık. O üçüncü programı, Niyazi Mısri programı kaldı. Velhasıl
Ablamla biz istişare ettik. Dedik ki 22 Eylül. Tarihi yazın bir yere. 22 Eylül. Ha belki ablamla biz bir hafta önce istişare edeceğiz. Belki bir gün geriye çekilir ya da bir gün ileriye atılır. Yani 22 Eylül olmaz da. Evet 23 Eylül olur. İşte 22 Eylül olmaz da 21 Eylül olur. 20 Eylül olur. Ama şu anki kararımız 22 Eylül. Ablamla bir hafta önceden tekrar istişare edeceğiz ve bu muhtemelen 22 Eylül'de inşallah Niyazi Mısri programını gerçekleştireceğiz. Bu birinci müjdemiz. Bir de şunu söyleyeyim. Hani biz bu hafta pazartesi günü fikir yongalarını yaptık diye pazar günü, normalde ablacığım bizim fikir yongaları pazar günü malum haliniz. Ablam çok yoğun olduğu için biz ablamla buluşabilmek, bu güzel programı size sunabilmek için hani hafta içi dün ayarlamak durumunda kaldık. O yüzden pazartesi günü huzurunuza çıktık. Ama pazar programımız duruyor. Fikir yongaları pazar günü gene karşınızda olacak inşallah. Kadir Sütçü Beyefendi, deprem tahmin uzmanı. Kadir Harika. Sütçü Beyefendi. Evet. Eyvallah ablacığım. Eyvallah ablacığım. Deprem tahmin uzmanı Kadir Sütçü Beyefendi bizimle. Haftaya pazar. Yapardım bu pazar. Bu gireceğimiz pazar. Kesinlikle bizim ki eğer ki başka yani merciler dikkate almıyorsa bile bizim dikkate almamız gereken bir insan. Evet. Yani 19 Eylül oluyor değil mi Sadık Hocam? 19 Eylül pazar. Yani bu evet, pazar. Evet, 19. Evet bu gireceğimiz pazar. 19 Eylül pazar. Kadir Sütçü hocamız deprem tahmin uzmanı bizimle birlikte ve şeyleri konuşacağız abla inşallah. Yani depremle ilgili yanlış bilinenleri bize izah edecek. Doğrularını anlatacak inşallah. Böyle de bir program var. Onu da kaçırmazsanız sevinirim. Selamınızı da ileteceğim ablacığım Kadir Bey'e de. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim Sadık Hocam. Yani bir dahaki sefere daha fazla lütfen siz konuşun. Yani bugün böyle şey oldu. Yine buluşuruz inşallah. İleriki i̇nşallah. Aylarda yine bir tane katılmak isterim. Beraber oluruz. Şöyle ben normalde pazar günleri işte bu yurt dışındaki kardeşlerimize dersimiz başladığı için ders olmasa muhakkak pazar günü katılırdım size zaten. Hatta Kadir Sütçü Hoca'yla olan şeyi bile şu an çok acayip merak ettim. Ondan sonra inşallah onu da sonradan evet. izleyeceğim o saatte. Çünkü uluslararası olduğu için herkesin saat dilimi evet. farklı ya. Ancak evet. pazar günü ulaşabiliyorlar. Hepsi de çalıştığı için. Evet. Ama çok çok mutlu oldum. Bu güzel gece için, bu güzel sohbet için. Biz de çok mutlu olduk. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Zaten benim canım kardeşim. Acayip seviyorum. Size var olun ablacığım. Çok büyük bir onur ve keyif oldu. İnşallah yine buluşmak üzere diyoruz. İnşallah. İnşallah. Evet. Bunlar çok ele 4. Matrix gelsin. Hele 4. Matrix gelsin. Evet. Şimdi ablamız sözünü verdi. İnşallah bir müsait vaktinde İnşallah. Yine fikir yongalarına tekrardan teşrif edeceğini inşallah söyledi. Onun sözünü aldık. Matrix evet. 4 gelsin kesin Allah'ın izniyle. Evet Matrix eyvallah. Fikir yongalarına edelim inşallah. Fikir yongalarına tekrardan katılacağı sözünü de aldık. O da güzel oldu. Ama dediğim gibi biz inşallah 22 Eylül'de yani bir gün sonra olur, bir gün önce olur onu bilemem. Bir hafta önceden biz ablamla tekrar istişare edeceğiz. Ama şu an için 22 Eylül'de Niyazi Mısri programını gerçekleştireceğiz. Bu müjdeyi de verelim. Pazar günü de dediğim gibi Kadir Sütçü Beyefendi bizlerle. Hocalarım sizleri çok seviyorum. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Esen kalın. Var olun. Sağ olun. Görüşürüz. Hayırlı geceler. Hayırlı geceler.